akşamlar. Soruyorum da koronavirüsü farklı veçeleriyle ele almaya çalışacağız. Hem Türkiye'den hem dünyadan Skype bağlantılarımızla. Ama evvela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların değerlendirmesini Bilim Kurulu'ndan Tevfik Özlü ile konuşacağız. Hazır mı Tevfik Özlü? Evet. Tevfik Bey iyi akşamlar. Fahrettin Bey bazı müjdeler de verdi. Dedi ki 4. haftada vaka sayısında artış olmakla birlikte hızda bir düşme gözlüyoruz. Yayılma hızı kontrol altında. Bu arada rakamları da bir kez daha hatırlatayım seyircilerimize. 33.070 test yapıldı. Bunlardan 4.062 yeni vaka tespit edildi. 107 kişi vefat etti. Allah onlara rahmet eylesin ve 842 kişi de iyileşti. Nasıl görüyorsunuz bugünkü tabloyu, söylenenleri, yapılan açıklamaları? Evet, yani toplam vaka sayısına bakarsanız vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ama günlük vaka sayısı olarak bakarsanız artık vaka sayımızın eskiden olduğu gibi artmadığını, artışın duraganlaştığını, bir plato haline gelmeye başladığını açıkça görebiliyoruz. Son 9 günlük veriler birbiriyle tutarlı. Yani bu bir günlük, iki günlük olsa çok daha ihtiyatlı konuşurduk ama bugün itibarıyla 9 günlük veriler birbiriyle tutarlı. Sadece vaka sayılarımızdaki artışın azalmış olması değil, aslında bilgilere baktığınızda, verilere baktığınızda pozitiflik oranlarımız da azalıyor. Yani test sayılarımız artıyor ama yapılan test sayısına oranla pozitif çıkan olgu sayılarımıza bakıldığında bu test pozitifliği olan olguların oranı da azalıyor. Bu da yine virüsün toplumda yayılma hızının, bulaşma oranının azaldığını gösteren önemli bir veri. Bunu da önemsiyoruz. Onun dışında ölüm oranlarımızda diğer Avrupa ülkeleriyle, çevredeki birçok ülkeyle, hatta dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında çok daha az olduğunu görüyoruz. Sayın Bakanımız da bunu ifade ettiler. Ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta oranlarımız, mekanik ventilatöre ihtiyaç duyan hasta oranlarımızın da çok artmadığını, bu konuda hasta sayımız artmasına rağmen, yani günlük hasta sayısı değil ama total hasta sayısı artmasına rağmen yatak doluluk oranlarımızın, yoğun bakım doluluk oranlarımızın artmadığını söylediler. Bu da vakalarımızı iyi yönettiğimizi ve ağır safhaya, kötü safhaya evrilmeden erken tedaviyle, doğru tedaviyle iyileştirdiğimizi gösteriyor. Taburcu edilen, iyileşen hasta sayılarımız da günden güne artıyor. Bunlar tabii sevindirici durum. Türkiye'de şu anda salgın kontrol altında gidiyor. İnşallah Sayın Bakanımızın da söylediği gibi bir kırılma olmaz, beklenmedik bir bulaş oluşmaz ve bu şekilde de en az hasarla bu süreci atlatabiliriz. Şimdi siz bilim kurulundasınız baştan bu yana. O ilk günlerdeki koronaya dair bilgilerle bugün geldiğimiz nokta, Türkiye ve dünya tabii toplamda ne durumda, ne kadar ilerledik? Ve Türkiye olarak biz neyi iyi yapıyoruz? Diğer ülkelere nispetle, Sağlık Bakanı da bu konuda biraz evvel konuştu. Neyi yapamıyoruz? Yani Türkiye olarak neleri iyi yaptık onu hemen özetlemeye çalışayım. Hani hatırlayabildiğim kadarıyla. Öncelikle virüsün ülkemize girmesini uzun süre geciktirebildik. Yani biz diğer ülkelerden çok daha sonra virüsü ülkemize sokmayı başardık. Bu bence çok önemli bir başarıydı. Zaman kazanmış olduk. İkincisi, belki en önemli şeylerden bir tanesi de virüsün, bu hastalığın artış kolunu, yükselme kolunu diğer ülkelere göre çok daha erken dönemde yatay hale getirmeyi başarabiliyoruz. Bunu da rahatlıkla söylüyoruz. Sayın Bakan da grafiklerini verdi. Birçok ülkede 12. hafta, 8. hafta, 10. hafta, 11. hafta yatay hale gelirken Türkiye'de 4. haftadan sonra bu eğrinin yatay hale geldiğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir fark Türkiye açısından. Onun dışında biz ölüm oranlarımızı dünyadaki diğer bütün ülkelere göre çok daha düşük tutmayı başarabildik. Bunu başarabilen birkaç ülke daha var dünyada. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Bunu da erken tedaviye ulaşabilmelerine borçlu hastalarımız. Tabii sağlık ekibimize borçlu. Sağlık çalışanlarımızın çabalarına, özverilerine, sağlık sistemimizin
altyapısının güçlü olmasına bağlı. Bu konuda bir sorun, minimal sorun yaşıyoruz. Onun dışında hastalarımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetini verebildi Türkiye. Oysa bugün İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da pek çok hasta ihtiyacı olan sağlık hizmetine ulaşamıyor. Ya hastaneler dolu, ya acil servisler dolu. Hastalar ortalarda, sokaklarda, sedyelerde maalesef tedavi edilemez halde duruyorlar. Ya da sağlık sistemleri kötü olduğu için sigorta sistemleri çok kötü, çok yüksek maliyetler nedeniyle bunları karşılayamayan hastalar maalesef tedavi edilemiyor. Oysa bugün Türkiye'de hani hastaların hiçbiri dışarıda değil, tedavisiz değil. İhtiyacı olan her hasta ya evinde ya hastanede yatırılarak ya da ihtiyacı varsa yoğun bakımda yatırılarak tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla sağlık sistemimiz hastaların tümünü kontrol altında ve tedavi altında tutabildi. Türkiye de bunu çok iyi yaptı. Onun dışında Sayın Bakanımız bugün filyasyon çalışmalarına dikkat çekti. Bu çok önemli bence. Türkiye bu filyasyon dediğimiz hani vakaların tespitini takiben bu vakalara bulaştıran zinciri bulma, bulaş zincirini bulma yönündeki çalışmayı çok iyi yaptı. Diğer ülkelerin hiçbirini yapamayacağı kadar yoğun bir şekilde filyasyon çalışmasını yaptı. Bu filyasyon çalışmasının sonucu tabii ki bu kişilerin bulunup izole edilmesi ve toplumda hastalığın yayılmasının önlenmesiydi. Nitekim bunun etkisini de görüyoruz. Türkiye diğer ülkelere nazaran sınırlayıcı etkileri, kısıtlayıcı tedbirleri çok daha erken dönemde aldı. Örneğin sınırların kapatılması, uçuşların iptali ya da efendim okulların kapatılması, toplantıların, kalabalık organizasyonların iptali gibi efendim kısıtlayıcı tedbirler de diğer ülkelere bakıldığında hani çok çok daha erken safhada alınmış oldu. Tüm bu yapılan iyi organizasyonların sonucunda bugün düne göre çok daha iyi bir durumdayız. Ama bunu söylerken her zaman için yani yarını daha iyi götürebilmek amacıyla rehavete kapılmamak, tedbirleri aksatmamak, evden çıkmamak, sosyal izolasyona, temasa mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Bunları yapmazsak tabii ki daha güvende değiliz. Yani virüse karşı yeterince bağışık değiliz ve eğer bulaş zincirini tekrar kırarsak, dikkat etmezsek tekrar salgın artabilir, artış eğrisine kolayca tekrar çıkabilir. Onun için son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Tam orada Tevfik Bey şunu da sorabilir miyim? Şimdi bakan antiviral ya da Çin'den getirilen bir takım ilaçlardan söz etti. Birisi hidroksikloril, bir diğerinin ismini hatırlamıyorum ama Çin'den gelen bir ilaç. Ve bu ikisinin de henüz yoğun bakıma gelmeden kullanılır olduğunu söyledi. Bir taraftan bu tedavi, bir taraftan da antikorlardan istifade etme konusunda biz hangi noktadayız? Biz diğer ülkelerin hepsine göre çok daha iyi noktadayız. Hem favipiravir denilen antiviral ilacı hem hidroksiklorokin denilen ilacı erken safhada hastalarımıza başlıyoruz ve kullanıyoruz. Bu ilaçlar şu anda Türkiye'de her hastaya ihtiyacı olan her hastaya ulaşılabilir durumda. Bu da Türkiye'nin ilaç temini konusunda gösterdiği başarı. Gerçekten bu dönemde bu ilaçları temin etmek çok kolay değil. Türkiye bu konuda erken davrandı ve bu ilaçları bu kadar talep varken dünyada ve yokluk varken temin edebildi. Üretebiliyor da hidroksiklorokini Türkiye'de. Bu tabii hani bizim için çok önemli, hastalarımız için çok önemli. Biraz evvel plazma tedavileri için. Buyurun. Plazma tedavileri için gerçekten biz çok erken başladık. Şu anda tedaviler başladı. Pek çok ülkede hani plazma tedavileri için daha yakın zamanda o tedaviye geçebilecek durumda gözükmüyorlar. Türkiye'nin tabii buna hazır bir altyapısı vardı. Plazma ferez üniteleri standartlara uygun. O açıdan hastalarımız şanslı, yani bu tedavi şu anda uygulanabiliyor. Bir de şunu sormuştum. Bu işin başında bilim kurulu oluştuğunda tabii bütün dünyadaki makaleleri ve bilineni nispetle soruyorum. Koronavirüs hakkında ne biliyorduk? Ne kadar ilerleme sağlandı? Şu anda henüz neleri bilmiyoruz? Yani koronavirüsle ilgili bilgilerimiz gün geçtikçe artıyor. Her gün yüzlerce makale çıkıyor artık. Çok arttı bilgiler. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ondan daha önemlisi artık biz de
kendi verilerimizi paylaşır hale geldik ve deneyimler kazandık. Bunun için de sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, yoğun bakım ekiplerimiz bu hastalığın tedavisi konusunda kendi çıkarımlarını yapabiliyorlar. Kendi deneyimleri neticesinde daha doğru, daha erken karar verebiliyorlar. Eskiye göre hastalarımızın tedavisinde çok daha iyi durumdayız. Yani kendi yaklaşımlarımız var bizim Türkiye'de. Mesela Çin'deki tedavi yaklaşımlarından daha farklı bizim yaklaşımlarımız. Biz daha erken dönemde daha önemli tedbirleri alarak hastaların ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Onun için zaten yoğun bakım hastalarımızın sayısı daha az. Onun için mekanik ventilatöre alınan hastalarımızın sayısı çok daha az. Onun için ölüm sayılarımız daha az. Yani Türkiye'de COVID-19 hastası yönetimi Türk hekimleri tarafından son derece iyi yapılıyor ve çok orijinal yöntemler, yaklaşımlar paylaşılıyor. Bunların etkili olduğunu da görüyoruz. Kendimize özgü bir tedavi algoritmamız var. Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberi var ve bunlar çok işe yarıyor. Herkes de çok mutlu. Yani bu tedavi yöntemlerinin doğru olduğunu, etkili olduğunu herkes gözlemliyor. Tedbirlerle alakalı bir iki şey sorabilir miyim? Siz Twitter hesabınızda da söylemişsiniz. Burundan nefes almak. Neden önemli burundan nefes almak? Maalesef bu Twitter bana ait değil. O dediğiniz sahte hesapta paylaşılan ve benim tasdik etmediğim bir söylemiş olalım, iyi oldu sorduğunuz, bence tasdik etme imkanı verdiniz. Maalesef bu dönemde bilim kurulu üyelerinin adına sahte hesaplar açılmış. Oralardan bazı paylaşımlar yapılıyor. Benim adıma da bir sahte hesap var ve o paylaşım oradan devam ediyor. Oysa bu doğru bilgiler değil. Onun için ben doğru hesaba yönelmelerini istiyorum izleyicilerimizin. Benim Twitter hesabım DR Tevfik Ozlu. Bu hesaptan takip edebilirler. Benim öyle bir beyanım yok. O beyanda doğru değil. Çünkü burundaki kıllar vesaire virüsü tutmaz. O tamamen bilimselliğe aykırı bir beyan. Uyduruyorlar yani maalesef. Dezenformasyon. Bulaşma konusunda en çok hangi yanlışı yaptığımıza dair bir veri var mı? Hangi yolla bulaşıcılığın arttığına dair? Veriden ziyade gözlem var. Veriler de yakın zamanda yayınlanacak. Onları da paylaşacağız ülkemizde. Ama gözlem şu, benim gördüğüm kadarıyla Türk insanı, yani sıcakkanlı olduğu için, dost canlısı olduğu için, akraba, arkadaş bizim için önemli olduğu için sosyal mesafeyi koruyamıyor ve temastan uzak durmak istemiyor. Bu çok tehlikeli. Hep söylüyoruz, yani yakın olmayın, uzaktan en az 2 metre olsun aranızda ve uzaktan selamlaşın, tokalaşmayın diye. Ama maalesef işte marketlerde, sokaklarda rastgele insanlar birbirlerine yakın olmayı tercih ediyorlar. Özellikle akraba, komşu vesaire olunca sanki onda risk yok gibi görüyorlar. Bazen sağlık çalışanları da ekip olarak bakıyorum, yan yana fotoğraflar çekilip sosyal medyada paylaşıyorlar. Bunlar son derece yanlış. Artık şu anda herkes, hepimiz virüsü taşıyor olabiliriz. Ya biz ona bulaştırabiliriz ya o bize bulaştırabilir. Onun için bu dönemde ben mesela kendi çocuklarımdan, torunlarımdan bile maalesef uzak duruyorum. Yani onlarla 1-2 metre mesafeden konuşuyorum. Maskeli konuşuyorum. Yani kapı dışından konuşuyorum. Yani bu zor bir dönem ama bunu böyle yapmak zorundayız. Yoksa güvende değiliz. Yani kimse bunu ihmal etmesin. O dönem geçti, o ezberler bozuldu. Artık onu yapamayız yani. Eski davranışlarımızla gidemeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Özlü. İnşallah eski davranışlarımıza dönebileceğimiz kadar selamete İnşallah. Çıkarız. Ama çıkmadan evvel İnşallah. Her şeye dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi küçük bir ara, dönüşte devam edeceğiz. Oftalmologlar Derneği Başkanı ile konuşacağız ve daha sonra uluslararası veçesine bakacağız koronanın. Alo, çok özür dilerim. Şimdi Oftalmoloji Derneği Başkanı İzzet Can'la konuşacağız. Bağlantımız hazır mı acaba? Evet, ben İzzet biliyorum. Bey, ismini doğru söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama bunu Wuhan'da ilk bulan kişi de bir oftalmologtu, göz doktoruydu, Li Wenliang adında. Evet, doğru. Ve bir ay sonra kendisi de COVID-19 oldu. Ve Mart ayından bu yana, bunda not almıştım, dünyaca tanınan 3 göz doktoru da COVID-19'dan hayatını kaybetti. Şimdi çok böyle olunca ve bugünlerde gözden de bulaşıyor diye başlayarak pek çok haber işitiyoruz. Bunları aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum.
Gözlerimizin kızarmış olması bir korona emaresi midir? Çok teşekkürler bu soru için. Bu şu şekilde gündeme geldi. Bir gazetemizde Amerikan Oftalmoloji Akademisi kaynak gösterilerek koronavirüsün yeni bir bulgusu bulundu. Pembe göz diye bir yazı çıktı. Esasında bu işte doğru bilinen yanlışlar kategorisine girebilecek bir yorumdu. Öncelikle şunu söylemek lazım. Kırmızı göz ya da pembe göz bir hastalık değil, bir belirti, bir semptom. Gözünüzün dış yüzeyini kaplayan konjüktiva dediğiniz zarın içindeki damarlar genişlediklerinde, içine çok kan toplandığında karşıdan bakınca gözünüz kırmızı gözüküyor. Bunun illa bir hastalığa bağlı olması gerekmez. Sıcak bir hamamdan çıktığınızda ya da gözünüzü uzun uzun ovaladığınızda gözünüz kızarabilir. Ama bu hastalıklarda da olabilen bir belirtidir ve bu hastalıklardan biri de konjüktivittir. Yani bu zarın iltihaplanmasıdır. Konjonktivit de bir sürü durumlarda olur. En çok da bakterilerde olur. İşte kolayca da tedavi edilir. Stafilokok bakterisi en çok bunu yapar. Virüslerle de olur. Ama hele günümüzde bahar geldi, çiçekler açtı. Polenler, çiçek tozları her yerde yaygın. Alerjik konjonktivitler olur. Bulaşıcı mıdır konjonktivit? Konjonktivitin mikrobik olanları bulaşıcıdır. Bakteriye ya da virüse bağlı olanlar. Şimdi konuyu şeye getirelim. Koronavirüs de bir belirti midir? O basında yer alan yazı da zaten buradan kökeni alıyor. İlk önce bir 30 hastaya bakmışlar. Koronavirüsü olan 30 hastaya. Bunlardan bir tanesinde kırmızı göz bulmuşlar. Oysa %80 mesela ateş var, nefes darlığı var, işte kuru öksürük var, bir sürü çok sık görülen belirtiler var. Bir tanesinde kırmızı göz görmüşler. Bir başka çalışmada da 1099 koronavirüs hastasının sadece 9'unda kırmızı göz görmüşler. Şimdi bu bir belirti midir diye yazmış makaleyi yazan kişi ya da bulduğu bulguyu yazmış. Ama öyle değil tabii. Şu anda normal toplumda 1000 kişiyi sokaktan çevirseniz 9'unda 10'unda kırmızı göz zaten vardır. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisi tersten kurulmuş durumda. Kırmızı göz evet koronavirüs seyri sırasında olabilir ama ona ikincildir. Yani baştan kırmızı göz olup daha sonra koronavirüs hastalığı gelişmesi beklenen bir durum değildir. Onun için kırmızı göz olan hastalar bugünlerde paniğe kapılmasınlar. Şunu sorabilir miyim? Söylediğinizde tasdikliyor herhalde. Şimdi Wuhan'da da korona, COVID-19 olmuş 38 kişiden 12'sinde söylediğiniz gibi bu göz konjonktivitis dediniz galiba değil mi? Gözde bir enflamasyon. Konjonktivit hastalığının iltihabı diyelim. Evet, göz iltihabı. Gözün dış yüzünde. Görülüyor. Dış yüzünde. Evet. Ama bu 12 hasta zaten diğer 26 hastaya göre çok ağır durumdaki vakalar. Dolayısıyla söylediğinizle aynı nizamda bir veri midir bu? Doğru. İki tane veriye iç içe bakarsak daha iyi anlarız. Hakikaten bunlar çok değerli çalışmalar. Bir tanesi 21 Mart günü yine Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin dergisine kabul edildi. Çok değerli bir dergidir. Burada çok ilginç bir çalışma. Koronavirüs hastası 17 kişiyi alıyorlar. 3. ve 20. günleri arasında takip ediyorlar. Bu arada boğazlarında ve burunlarında virüs sürekli pozitif PCR testiyle. Ama bu 17 günde 17 hastada 64 tane test yapıyorlar. Göz yaşlarında ya da göz sürüntülerinde bir tane bile virüs üretilemiyor. Dolayısıyla virüs çok kolay çıkmıyor gözden. Sizin bahsettiğiniz çalışma 31 Mart günü, yani bundan 15 gün önce yayınlandı JAMA Oftalmoloji'de. 38 koronavirüs hastası var. Hakikaten bakıyorsunuz 12'sinde göz bulgusu var. Konjonktivit, kızarıklık vesaire. Daha yakından baktığınızda
Bu hastalar öyle hafif hastalar değil. Kan tabloları bozuk, hepsinde zatüre var. Efendime söyleyeyim, neredeyse ölmek üzere ağır Evet. ateşleri olan hastalar. Ve bunlarda bile sadece iki tanesinde göz sürüntülerinde pozitiflik çıkıyor. Yani ilk gördüğünüzde şöyle diyebilirsiniz, 3 vakanın birinde var, 38'de 12. Ama hayır, öyle değil. Önce hastalık oluşuyor, vücudun savunma sistemleri yıkılıyor ve gözün savunma sistemi de yıkılıyor. Ondan sonra virüs çıkmaya başlıyor. Onun için gözümüz kızardı, konjüktivit olduk, acaba korona mıyız diye, ki böyle bize çok başvuru geliyor. Endişe etmeyelim. Bu hastalığın ileri döneminde vücudun birçok yerinde olduğu gibi bir savunma sistemi bozukluğuyla ortaya çıkan bir şey. Konuyu doğru algılamamız, neden sonra sonuç ilişkisini doğru kurmamız önemli. Çok teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi yani bir kere şunu bir kere daha altını çizelim belki. Başka hiçbir MR yoksa ki sizin söylediğinizden çok net anlaşılıyor ama gözümüz kızardı deyip koşup göz doktoruna eyvah Ona gitmeyin. COVID-19 oldu diye telaşlanmayalım. Fakat Evet. bulaşıcı olduğu konusunda bir takım veriler var. Nasıl bulaşıyor ve göz nasıl bir mekanizma izler bu bulaşıcılık? Bulaşıcılığa karşı kendi korunma sistemi var mıdır? Ne zaman çöker bu sistem? Şimdi bir yanlışlıkla anlaşılmayı da düzelteyim. Biliyorsunuz ilk yakalanan doktor Çin'de bir az önce söylediniz göz doktoru. Bu bir glokom hastasından, göz tansiyon hastasından kapıyor. Ama virüs göz doktoru girmiş değil. Çok muhtemelen hastayla yakın temasa girdiği için ağzından ya da Burnundan. burnundan girmiş durumda. Şimdi bu önemli bir şey. Yani gözden virüs giriyor mu? Bu çünkü hakikaten yanlış yapmamamız gereken bir konu. Biliyorsunuz bu virüsün adı yeni koronavirüsü. Bunun bir de eskisi atası var. Açılımıyla söyleyeyim, Türkçe okunuşuyla SARS-CoV-1 atası. 2003 yılında Hong Kong'da ilk epidemiyi yapan şey. O dönemde yazmışlar. Demişler ki bu virüs ağızdan, burundan, yaralı ciltten ve gözden giriyor diye. Ama bu kanıta dayalı bir bilgi değil. Araştırmayla konmamış. Bir teorik yaklaşımla, bir hipotezle konulmuş. Bakın şöyle, tıpta bir şeyi kanıta dayalı olarak ortaya koyarsanız bu çok değerlidir. Buna araştırma denilir. Ama kanıta dayalı değilse bazı başka yöntemler devreye girer. Örneğin observasyon, gözleme bakarak bir şeylere karar verirsiniz. Biraz daha alt derecede değerlidir. Bir başka şey, teorik bilgilerinize dayanarak bir hipotez ortaya koyarsınız, bir varsayım ortaya koyarsınız. Şimdi burada olan o. Demişler ki ağız mukoza yapısı, burun mukoza yapısı, oradan giriyor. Gözde de bir mukoza var, o zaman gözden de girebilir. Aksini ispat edemediğimiz sürece, ki yok böyle bir şey, biz bunu doğru kabul etmek zorundayız. Çünkü tıpta kumar oynanmaz, riske girilmez. Yani bunun aksi ispat edilene kadar gözden girebiliyor diye düşünmemiz lazım. Ama peki ağız ve burun kadar riskli bir organ mı göz? Hayır. Buna dair kanıtlarımız var. Onu söyleyeyim. Şimdi bir defa bu biliyorsunuz virüs gelip mukozaya girdiği zaman önce bir reseptöre bağlanıyor. Bağlanma yeri. Buna ACE2 reseptörü deniyor ya da İngilizce ACE2 diyorlar. Ona bağlandıktan sonra hücrenin içine giriyor, çoğalıyor. Onu patlatıp bir sonraki hücreye geçiyor. Şimdi bir defa öncelikle gözde bu ACE2 reseptörü var mı yok mu bilmiyoruz gözün dış yüzeyinde. Buradan bir şüphedeyiz. İkincisi, az önceki çalışmayı anlattım. Koronavirüs hastalarının gözyaşlarından ya da gözlerinden üretilemiyor bu virüs. Demek ki orada bir savunma mekanizması var. Belki de gözyaşında yaşamıyor. Çünkü gözyaşı basit bir su değil. İçinde bir sürü savunma mekanizması var. Lizozim var, laktoferrin var, antikorlar var, immünoglobulin G dediğimiz. Dolayısıyla savunması çok güçlü olan bir organ. Artı, diyelim bunu da aştı. Yani özür Gideceği dilerim. Gözyaşı orada rica nasıl bir işlev görüyor? Çok etkileyici söyledikleriniz. Biz öldürebilir korona ile zaten. organlarımızın farkına varıyoruz galiba yavaş yavaş.
Biraz öyle olmaya başladı. Epey tıp öğrenmeye başladık bu sayede. İyi de bir şey bence. Bilgilenmek ve bilinç ve bilimin izinden gitmek bu hastalıkta en koruyucu şey. Şimdi bakın, suda ölüyor zaten. Yağla kaplı bir virüs bu. Gözyaşımızın da %90 küsürü, %95'i su. Geriye kalan maddeler de öldürücü nitelikte. Daha da ötesi var. Bir gözyaşı kanalımız var. Yani genzimize giderken bir yol izliyor gözyaşı. Hepimiz her gün 100 mikrolitre gözyaşını yutuyoruz normalde. Burada üretiliyor, genzimize gidiyor. Bunu şuradan bilirsiniz. Gözünüze bir damla damlattığınızda 2-3 dakika sonra genzinize acı tadı gelir. İşte o yol en aşağı en hızlı 2 dakika. Dolayısıyla o sürede virüsün ölme ihtimali de çok yüksek. Tabii bu benim söylediklerim de teorik yaklaşımlar. Tam tersi de doğru olabilir. Dediğim gibi kanıta dayalı tıpla bunun tersinin ispat edilmesi lazım. O olana kadar biz gözü bir bulaş yeri olarak kabul etmemiz lazım. Çünkü bize bir sürü sorular geliyor. Kontakt lens takabilir miyiz? Göze makyaj yapabilir miyiz? İşte bu sorulara cevap verebilmeniz için bu teorik ön bilgilere sahip olmanız Peki, gerekir. Peki tedbir olarak İşte maske takıyoruz mesela. Gözümüze de gözlük takmamızı tavsiye ediyor musunuz? Bu öngörüden hareketle evet. Bu özellikle gözlükten öte koruyucu siperler, hele hele koronavirüs hastalarıyla uğraşan sağlık personelleri için bence olmazsa olmaz önlemler. Zaten onlar çünkü astronot gibi neredeyse, değil mi, giyiniyorlar? Aynen. Ama sivil Maalesef pek insanlar, olmadı. Yani biz sokakta yaşarken ne kullanalım? Sokakta yaşarken bir yere kadar koruyuculuğu vardır. Çünkü sonuçta olay mekanik bir olay. Damlacık yoluyla havadan uçarak gelecek. Gözlüğünüzün bir siper gibi düşünün, bir kalkan gibi düşünün. Bir kısmını önleyecektir ama yine yandan girebilir, riskleri azaltabilir. Dediğim gibi gözden giriş yolu olabilir. Zayıf ihtimal olmakla birlikte olabilir. Onun için bu önlemleri hiç yabana atmayalım. Dediğim gibi tıpta, bilimde kumar yok. Hep en kötü ihtimali düşünerek yola çıkmamız, önlem almamız gerekiyor ve hakikaten az önce Sayın Bakanımız da anlattı. Bu işte bulaş yolunu kırmak en önemli unsur. Toplumun bilinçli olması gerekiyor. Korkarak davranması gerekiyor bir yere kadar. Ve o kadar eğitim önemli ki belki sanırım. Yani bence lise yıllarında aldığımız biyoloji eğitimi bile önemli. Çünkü insanoğlu maalesef görmediği şeye zor inanıyor. Bu virüsler biliyorsunuz mikroskoplarda görülüyor. Ve görmediğiniz zaman bana bir şey olmaz prensibiyle hareket edip başınıza çok işler gelebiliyor. Onun için bu bulaş yolunu kırmamız lazım. Maalesef bu bilinçte zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Geçen cuma akşamı olduğu gibi üzücü Peki, bir şey. Şunu, evet maalesef. Gözlük evet. takmamızı tavsiye ediyor musunuz bu durumda? Şöyle evet gözlük takmak bir yere kadar önleyici olabilir. Özellikle şunu söyleyeyim, önemli bir grup hastamız kontak lens kullanıyor. Esasında kontak lens kullanımına devam da edebilirler ama daha akılcı olarak bu dönemde kontak lenslerini bırakıp gözlük takarlarsa bir gram daha önlem almış olurlar. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü kontak lensin bir de travmatik etkisi var. Yani gözünüzün savunma mekanizmalarını biraz takıp çıkarırken bozabilir. Sadece elle bulaşmayı düşünmüyoruz. Ayrıca isterseniz onunla da ilgili bir iki şey söyleyeyim. Kontak lens takımı biliyorsunuz bazı programlara bağlı. O programların muhakkak göz doktorundan öğrenilmiş olması lazım. Bu dönemde bu saklama kaplarını çok iyi temizlemek lazım. Solüsyonları her gün değiştirmek lazım. Yine belki biliyorsunuzdur 5193 sayılı optisyenlik yasası gereği bütün kontak lenslerin göz doktoru reçetesiyle alınması lazım. Reçetesiz kontak lens
etmez, alınmaması gerekir. Çünkü piyasada fason diye belki tabir edebileceğimiz kontak lensler de var. Bunların oksijen geçirgenliği düşük. Yani illa kullanacaksanız bütün kurallara tam olarak uymanızda büyük yarar vardır. Peki son bir soru sormak istiyorum. Şimdi dışarıya çıkıyoruz, iş yeri ortamında oluyoruz. İşte eve geldiğimizde ellerimizi dirseklerimize kadar yüzümüzü hatta evet, uygunsa, mümkünse duş almayı tavsiye ediyorlar. Şimdi geldik, evet, yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzümüzü yıkarken insan tedirgin oluyor. İşte sabunla şöyle gözlerimizin içine doğru mu yıkayacağız? Nasıl yıkayacağız? Çok katiyen gözünüzün içine sabunla temas ettirmeyin. Sabun travmatizan bir madde göz dış yüzeyi için. Oradaki biliyorsunuz, o deminden beri anlatıyorum, konjüktiva zarı diyorum. Onun yüzeyinde epitel hücreleri var. Bu epitel hücrelerinin kendisi de bir savunma mekanizması. Çünkü bunlar birbirine touch junction denilen bağlarla bağlanıyorlar ve virüsü bakteri içine geçirmiyorlar. Öyle bir bariyer. Sabun ya da her türlü kimyasal madde, eter, formol, kolonya vesaire, bu epitel hücrelerinizin dökülmesine yol açar ve orada bir travma yaratır. Eğer virüs oradan giriyor ve arkadaki damara geçiyor ise ciddi bir risk yaratır. Onun için sabunu lütfen yüzümüzün çevresinde kullanalım. Çok doğru. Virüs bunda eriyor, yağla kaplı olduğu için yağ tabakası var. Ama her türlü irritan, tahriş edici maddeyi gözümüzün içine kaçırmayalım. Yani gözümüz kapalıyken sabunlayabiliriz. Evet, aynen. Peki. Çok teşekkür ediyorum İzzet Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, gözlerden de teorik olarak bulaşma ihtimali var. Ve İzzet Bey diyor ki, gözlük takarsak iyi olur. Bilhassa eğer bu arada evet, Nurşin Ateşoğlu Güney'de hazır, birazdan uluslararası ilişkiler dahilinde koronavirüsü ele alacağız. Ama dediğim gibi göz konusunda da elimizden geldiği kadar hassas olmaya çalışalım diye söylüyor İzzet Bey. Bununla ilgili henüz bir kanıt olmasa da. Şimdi Nurşin Ateşoğlu hazır herhalde, değil mi? Evet. Evet, iyi akşamlar Nurşin Hanım. İyi akşamlar, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şimdi yakın zamana kadar uluslararası ilişkileri işte yeni tip ilişkiler üzerinden konuşuyorduk. Vekalet savaşlarını konuşuyorduk. Doğru. İdlib'i konuşuyorduk, Doğu Akdeniz'i konuşuyorduk. Ama şimdi korona ile birlikte Doğu Akdeniz'den mesela Charles de Gaulle'ün geri gittiğini duyuyoruz. Her şeyi korona üzerinden okumaya çalışıyoruz. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Korona sonrası dünyada ve içindeyken de gördüklerimiz itibariyle mesela süper güç, güçlü ülkeler tanımlarında bir değişiklik olmasını bekliyor musunuz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ülkelerin gelişmişliği başka kriterler üzerinden de ele alınıyor olabilir mi? Çok güzel söylediniz. Bugüne kadar aslında özellikle Soğuk Savaş sonrası döneminden itibaren büyük güçler, yani Birleşmiş Milletler'in 5 büyük gücü dersek, işte nükleer güç olma istisnasına sahip olan bu güçlerin aslında son o onlu yıllarda bu özellikle silahlanma yarışında hiçbir şekilde geri durmadıklarını ve jeopolitik ve jeoekonomik mücadelelerini küresel anlamda farklı bölgelerde sürdüre geldiklerini bizzat gördük. Yani bu konuda herkes yatırımını bu mücadeleyi bir şekilde önde bitirmek üzere özellikle de silahlanma konusunda büyük bir yatırım yaptılar. Biz her gün işte süpersonik silahlar, füzeler, işte savunma sistemleri, çöpe atılan nükleer silah sızlanma anlaşmaları, INF'in rafa kaldırılması gibi küresel anlamda büyük güçler arasındaki bu silahlanmayı destekleyen nükleer anlamda özellikle yeni doktrinlerin ortaya atıldığı, ama bölgesel olarak da sahaya indiğimizde belirli bölgelerin
ciddi olarak sıcak olduğunu, özellikle bizim bölgemiz, siz de Doğu Akdeniz dediniz. Bütün bunların şu an itibariyle, yani zaten bugünün özelliği şuydu, bu güvenlik tehditleri yumuşak ya da sert olabilirdi. Ama bunların nereden ve ne zaman geleceği belli değildi. Ama büyük güçler başta olmak üzere algılanan tehdit somut ve askeriydi. Şimdi şu anda bizim gördüğümüz önümüzdeki en büyük tehdit koronavirüs salgınının sınır tanımadan hiçbir ülkeye bir ayrıcalık yapmaksızın sınırları aşa aşa, yani Ocak ayında ilk olarak Çin'de görülen bu virüsün, bu salgının küreselleşmenin ve işte bir bu anlamda malların, hizmetlerin bir şekilde hareketliliği sayesinde, hani Atlantik'in öteki kıyısına erişilemez, işte bütün savunma sistemleriyle, füzeleriyle donanmış Amerika Birleşik Devletleri'nin en başta büyük metropollerinde işte gördüğümüz görüntülerde, örneğin New York'ta rehin alındığını görüyoruz. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabına gelecek olursak, evet, bu güvenlik belgelerinde, yani stratejik anlamda yapılan değerlendirmelerde, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ilan edilmiş olan güvenlik belgesinde 4-5 ülkenin ciddi bir tehdit olduğu sıralanmıştı. Şimdi bu güvenlik tehditlerinin önünde ötelenmiş olan ve sınırların ta ötesinde, bu Asya'da egzotik alanlarda çıkan bu virüs salgınından muaf olunmayacağı yönünde bir tespitin kesin olduğu ortaya çıktı. En başta da Başkan Trump'ın bu virüsün ilk ortaya çıktığı anlamda bunu azımsaması ve hatta adını da Çin virüsü olarak ilan etmiş olması, zaman geçti ve maalesef işte New York'ta ve diğer metropollerde yaşanan bu ölüm sayısındaki ciddi rakamlar karşısında kendisinin de daha farklı açıklamalar yapmak zorunda kaldı ve hatta bu salgının işte petrole olan talebi düşürmesi ve o esnada Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki çıkan bu petrol savaşına müdahil olmak zorunda kalması, aslında küçücük yeşil bir virüsün bir anlamda büyük güçleri, işte dünün süper gücü dediğimiz güçleri yeniden tehdit değerlendirmeleri yapmaya ve bu yönde hani guns or butter mı, yani soğuk savaş terminolojisi bakımından hani refaha mı, yaşama mı para yatıracağız yoksa silahlanmaya mı gibi ikilemi bir kez daha ciddi olarak düşünmeleri gerekiyor. Bu, şimdi şunu sorabilir miyim orada? Sizi bir uluslararası ilişkilerci olarak, mesela Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi NATO'nun da koronayı tehdit, evet, görmesi şaşırtıyor mu? Ve o arada şunu da sormak istiyorum. Biz 11 Eylül'den sonra işte özgürlük, güvenlik ikilemine girdiğini, evet, konuştuk dünyanın. Ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bile kararlarında, doğru, güvenliğe kaydığını gözledik, izledik. Bu virüsten sonra bu da bir 11 Eylül herhalde, değil mi? Amerika Birleşik Devletleri, doğru, için. 11 Eylül'den daha fazla sayıda insanların hayatını kaybettiği söyleniyor. Yani bu çok çarpıcı bir şey tabii ki. Sizin de altını çizdiğiniz gibi okyanusun öte tarafında bütün tehlikelerden müstahni bir ülke, işte o 11 Eylül'de bir kez kırılmıştı. Şimdi bu defa bununla da kırıldı. Bu ne çeşit kavramların tartışılmasına yol açabilir? Yani mesela işte bu özgürlük, güvenlik bahsinde. Ne düşünebiliriz? Neler olabilir? Evet, bu doğru. Bu zaten uluslararası ilişkiler alanında çok tartışılan bir mevzuydu. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla, yani şimdi tabii Çin'de bunun en belirgin özelliğini gördük. Çünkü otokratik bir rejim olduğu için bu virüsle olan mücadelesinde tamamen özgürlükleri askıya alıp, hatta insanları telefonlarından takip edebilecek şekilde bir düzenek kurdu. Ve bu sayede de bilmiyoruz tabii, net olarak veriler yok elimizde, ama onların yaptığı açıklamaya göre kısa bir süre içerisinde bu salgınla mücadeleyi
başarıyla neticelendirildikleri söyleniyor. Ama kimi zaman işte bu normale geçiş sürecinde bazı yeniden virüsün ortaya çıktığı yönünde de duyumlar alıyoruz. Ama o özgürlük ve güvenlik meselesinde en büyük aşamanın, yani o sınırın bir anlamda özgürlüklerin kısıtlanması adına Çin gibi bir yönetim tarafından gözlerimizin önünde icra edildiği görülüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da işte Batı demokrasilerinde geçmişte başta Avrupa Birliği olmak üzere aslında hani o işte normatif değerler, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi meseleleri hep birliğin olmazsa olmazı olarak dışarıya, yani sınırların ötesine norm aktarmak isterken ve demokrasi adına bir takım talepkar girişimlerde bulunurken, yani kendisine üye olmak istediği ülkelere bunlara salık verirken, şimdi gelinen noktada ben bu noktadan sonra, yani bu güvenlik mi özgürlük meselesi mi, bu konuda her ülkenin kendi başına karar vereceğini AB içerisinde düşünüyorum. Çünkü gördüğümüz bu süreç içerisinde birlik yapan bir şey kalmadı. Yani sağlık meselesine, birbirlerine dayanışma konusunda olsun, diğer bütün alanlarda biz zaten öncesinde belirli zorluklar yaşadıklarını biliyorduk. Yani bu normatif değerler konusundaki işte yetersizlikleri, mülteci meselesinde verdikleri kötü sınav, Brexit sonrası ne yapabileceğini konusunda bir netlik kazanmamışken, bu virüsle karşı karşıya kalan Avrupa Birliği'nin belki işte kuzey ülkeleri bu virüs salgınından sonra gene bu özgürlükler mi ya da güvenlik mi ikilemi meselesinde belirli söylemleri sürdürebilirler, ama gerisi için, Avrupa'nın gerisi için ben bu tartışmanın bir süre askıya alınacağını düşünüyorum. Çünkü öncelikli olarak hayatta kalma, yani evet, bir var olma süreci için güvenliği önceleyen bir sisteme yönelmeleri daha olası gibi görünüyor. Peki. Tekrar Atlantik'in öte tarafına gidersek, Amerika, evet, Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 milyon kayıtsız insan olduğu söyleniyor. Evet. Ölenlerin bu arada daha ziyade Afrika, Amerika, Afro-Amerikan ya da Latin. Evet, Latin Amerikalılar ve aslında alt ekonomik gruplar olduğu, doğru, gözleniyor. %40 çok önemli bir rakam. Böyle baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan sonra neler konuşuluyor olabilir sizce? Bir de madem ki seçimler var, Trump yönetimi var, işte demokratlarda bir tanesi gitti, Sanders yerine, evet, Joe Biden öne çıkıyor, Biden gözüküyor. Nasıl bir Amerika görebiliriz ve o bildiğimiz, işte belki de yine aynı şekilde devam edecek dünya, bilmiyorum. Soğuk Savaş'tan sonra da böyle şeyler söylemiştik. Artık dünya daha bahtiyar olacak zannetmiştik. Pek öyle olmadı. Ama Amerika, doğru, Birleşik Devletleri'nin süper güçlüğünü, süper güç olmasını diğer ülkelerde konuşuyor olacak mı? Tartışıyor olacak mı? Mutlaka. Çünkü şu dönemde, yani Trump'ın içeride bu salgınla olan mücadelesindeki başarısını doğrudan aslında dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sistem içerisindeki liderlik ya da önder bir ülke olma vasfını tamamen ortadan kaldırdı. Yani o nedenle zaten artık hani uluslararası ilişkiler tartışanları arasında bir ikilem oldu. Hani Çin odaklı bir dünya mı olacak, olmayacak gibisinden. Bunun çok uç bir beklenti olduğu düşüncesinde olmakla birlikte, Amerika'nın gerçekten bu önder, lider konumdaki bir büyük güç olma vasfını şu an itibariyle kaybettiğini düşünüyorum. Ama onun ötesinde bunun maliyeti tabii Trump'ın kendisine iç politikada da çok faturası yüksek oldu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımızda Başkan Trump'ın Biden'la ya kafa kafaya ya da biraz arkasında
bu süreci götürdüğünü görüyoruz. Kimse bunu tahmin etmezdi. Yani bu neden oldu? Bir, sizin bahsettiğiniz gibi Trump'ın şu anda oy deposu olarak gördüğümüz bu alt gruptaki sosyal bağlamdaki, sosyoekonomik bağlamda alt gruptaki insanların hayatlarını kaybediyor olması, sağlık sisteminin bu insanlara asla müsaade etmediği, inanılmaz test yaptırmak için bile inanılmaz fiyatlar, 34 bin dolar vesaire gibi bir hesaptan, maliyetten bahsedilen bir Amerika Birleşik Devletleri'nde öncelikli olarak sağlık sisteminin ne kadar vatandaştan ayrı, halktan uzak bir durumda, büyük bir güç olmasına rağmen bu konudaki açığını ortaya çıkarmış oldu. Bir ikinci konu, kimsenin beklemediği bir şeydi. Sanırım Trump da bunu beklemiyordu. Biliyorsunuz dünya petrol piyasasında Trump kimi zaman müdahaleleriyle, tek başına olmasa da bazı ülkeleri bir şekilde kontrol etmek suretiyle, mesela Suudi Arabistan'ın işte petrol piyasaya sunduğu arz, petrol arzını kısmasını salık verip ve onu ikna ederek bir şekilde bazı ülkelere ambargo uygulayarak piyasadan çekilmesini sağlayarak, İran gibi, işte Venezuela gibi örneklerle bu petrol piyasasını kendi lehine, yani bu işte Shell kaya gazı ve petrolünden sonra yegane en önde gelen petrol ihracatçısı olan bir ülke olarak bu piyasayı elde tutabilen ve yönlendiren bir ülke iken, birkaç krizi yönlendirebileceği düşüncesinde olan Trump'ın aslında bu koronavirüsünün bir yan etkisi olarak bu petrol piyasasında bir de Rusya ile işte Suudi Arabistan'ın kapışması ve Çin'den gelen talebin azalması sonucu petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte tekrardan devreye girerek, hatta kişisel olarak telefon ettiğini biliyoruz. Mesela işte Meksika Devlet Başkanı'na işte Rusya'yı ve Suudi Arabistan'ı ikna etmesi gerekti. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün OPEC artı toplantısı yapıldı ve burada bir anlaşmayı başaran Trump'ın nasıl zorlandığını ve işte Texas gibi petrol üreten eyaletlerdeki oy depolarında da kayba uğrayacağı endişesiyle böyle bir hareket içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu koronavirüs salgını doğal olarak, öncelikli olarak sağlık alanında önemli bir güvenlik sorunu herkes için. Bu yani sınır tanımıyor ve bu bağlamda dediğim gibi bunun tabii sosyal, siyasi, iktisadi pek çok da yan etkisi var. Yani bir anlamda artçı, depremin artçı etkileri gibi bununla herkes karşı karşıya kalıyor. Evet, bir şey yani söylüyordunuz. Bir süre sonra belki başka veçeleriyle de konuşacağız. Bilhassa süper güç olması hasebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak. Peki şu olur mu? Şimdi neticede Çin'den yayıldı bu virüs ve Çin başlangıçta bunu örtbas etmekle suçlanıyor, verileri açıklamamakla. Yarın öbür gün sadece Amerika Birleşik Devletleri değil ama bütün dünya Çin'e hesap soruyor olabilir mi? Mesela Güvenlik Konseyi'nde böyle bir şey olabilir mi? Fark etmez. Yani Güvenlik Konseyi'nin bir işlevi olmuyor biliyorsunuz maalesef. Bir vetoyla karar çıkartmama imkanına Çin sahip ve eminim bu yöndeki suçlamaları da kabul etmeyecektir. Daha da ötesini söyleyelim. Dünya Sağlık Örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından suçlanıyor. Neden? Gene bu virüsün bir pandemi, yani salgın olduğunu ilan etmekte geciktiği bakımında. Bunun ben haklılık payı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece belirli ülkeler değil, aynı zamanda uluslararası örgütler de işte Dünya Sağlık Örgütü gibi bu konuda bir başarısızlık örneği teşkil ettiler. Nitekim geçmişteki sicili konusunda da çok tartışma var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Evet, evet, maalesef. Dolayısıyla belirli örgütlerin uluslararası sistemi yönlendirme kabiliyetlerinin zayıflığı bir kez daha burada ortaya çıktı. Keza işte Sayın Cumhurbaşkanımız da pek çok dile getirdi. Hani dünya beşten büyüktür dediği de zaten Güvenlik Konseyi'nin işlevsizliği, yani o
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kuruluşu itibariyle bir ülkenin bu daimi temsilci olan ülkelerden bir tanesi veto kullanması karşısında bir karar çıkarmak mümkün değil. Nitekim Çin'de onlardan biri kendisi. Tabii, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Peki, Amerika'ya bakınca bunları görüyoruz. Eski kıtaya bakınca da işte Avrupa Birliği'nin kurucu babası sıfatıyla Almanya dikkat çekiyor. Her şeyi belli bir nizamda götürüyor, gözüküyor. Ama buna karşılık hemen Ren Nehri'nin öte tarafında Fransa, o hemen Manş'ın öbür tarafında Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, hiç hayatımızda düşünemeyeceğimiz, İtalya'da dünyanın en önemli ekonomilerinden biri, diğerleri G7 ülkesi ve bizim hayal edemeyeceğimiz kadar kötü bir sınav veriyorlar. Doğru. Almanya haricinde. Baktığımızda siz biraz evvel bahsettiğiniz sınırlarla ilgili Avrupa Birliği'nde bir takım özgürlük, güvenlik düzenlemelerine şahit olacağız herhalde önümüzdeki günlerde. Ama sadece evet. Bu mu? İşte o 90'larda anlı şanlı barış projesi, hepimizin de inandığı bir barış projesiydi şahsen. Doğru. Benim de. Onun çatladığını görüyoruz artık 2000'li yılların başından bu yana. Ama korona ile birlikte yeni bir dinamik, daha doğrusu negatif bir parametre kazandığını ve bu parametrenin güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, maalesef tahminlerimizin aksine Avrupa Birliği üyelerinin özellikle de lokomotifi olarak bildiğimiz Almanya dışındaki ülkelerin çoğunun ve güney kanattaki işte belirli alanlardaki öncülükleriyle bilinen Avrupa ülkelerinin maalesef bu salgın karşısında başarısız bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Öyle ki artık herkes sadece bırakın dayanışmayı, kendi kendine yeter bir halde olmanın telaşı içerisinde birbirlerine sınırları kapatan, bir zamanlar mültecileri dikenli tellerle sınırlarını kapatan ülkelerin kendi içine kapandığını görüyoruz ve onlara yardımın daha ziyade sınırların ötesinden, Türkiye'den, işte hatta daha uzaklardan, Çin'den geldiğini görüyoruz. Bu bize bir şey gösteriyor, bu kaotik ortam Avrupa'nın içine düştüğü. Hani bunu Sırbistan Devlet Başkanı Vučić söylemişti, çok doğruymuş. Hani kapıda bekleyen bir üye ülke sıfatıyla Avrupa Birliği bir masalmış, bir hikayeymiş demesi çok açıklayıcı. Geçmişte sizin de ifade ettiğiniz gibi uluslararası ilişkiler yazınında inşacı ekolün örnek olarak verdiği, özellikle işte bu alanın, yani eski kıtanın bir istikrar adası, bir barış planı, bir güvenli alan olduğu meselesinin gerçekten Rus için dediği gibi bir masal olduğu görünüyor. Ama eminim Almanya işte bu konuda tek öne çıkan ülke. Bunun da sebebi sanırım 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın anayasasına konan bir maddeyle silahlanmaması gerektiği ve yatırımını insanına ve sağlık sistemine verdiği görülüyor buradan anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla bundan sonra eğer Avrupa Birliği adına bir şey kalırsa ben pek sanmıyorum. Sadece Almanya'nın şu anda işte birliğe bir suni teneffüs ihtiyacını gidermek üzere belirli girişimleri oluyor. Ama bu böyle tek başına yeterli olacak bir şey değil. Yeniden Avrupa'nın tekrardan belirli değerleri, düşünceleri bu salgın sonrasında kendisini tedavi ettikten sonra yeni baştan düşünmesi gerekecek. Yani Avrupa nedir? Avrupalılık nedir? Bütün bunların cevabını vermesi gerekiyor. Bunu yaparken de o öteki fikrinden hızla ulaşması gerekiyor. Çünkü öteki diye bir şey yok. Bugünümüzün dünyasında her türlü güvenlik sorunu sınır tanımıyor, milliyet tanımıyor. Sınırları aşa aşa gelebiliyor. Türkiye bunu sıklıkla ifade ediyor. Yani her birimiz hepimiz konusu için. Tabii. Diyorsunuz. Şimdi bir de Avrupa'ya dair şunu sormak istiyorum. Barış projesi dedik ama belki de ateşkes projesi deseydik daha o da tabii söylenen ve yaklaşımlardan birisi, tanımlardan birisi.
böyle baktığımızda şimdi Avrupa Birliği'nde bir aşırı milliyetçilik, milliyetçiliğin kıvam aldığını ve o zaten diğerinin herhalde giriş kapısı, oradan da aşırı doğru milliyetçiliğe doğru gittiğini görüyorduk. Suriyeli mülteci tartışmasında da bunu gözledik. İşte Fransa'da tarihinde ilk kez Le Pen'le Macron iki parti kalmıştı ikinci evet tura. Almanya'da ilk defa aşırı sağcı parti, muhalefet partisi konumuna geldi. Böyle baktığımızda koronayla bir de içeride yaşananlar, şimdi içeride yaşananlar nedeniyle başarısız yönetimlerde bir fatura kesilecek muhakkak. Bu acaba milliyetçileri daha mı öne çıkartır? Yoksa şapkayı önlerine alıp, çünkü bir taraftan da şunu görüyoruz. İlk defa koronafobi, İslamofobinin önüne geçmiş gözüküyor. Ve hiç görmediğimiz bir şekilde ezan sesi işitir olduk eski kıtada. Hangisi öne geçer diye düşünüyorsunuz ya da şimdi sormak için erken mi? Biraz erken herhalde ama tabii özellikle mesela Türkiye'nin de şu anda yaptığı bu yardım diplomasisi, yumuşak gücü ya da oradaki mesela Almanya'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlarımızın Alman komşularına koronavirüs salgını sırasındaki yardımları, destekleri, bunlar komşularını şaşırtmış ve demişler ki biz sizi hiç böyle tanımıyorduk. Tabii bunlar kriz anının getirdiği bir durum ve olumlu bir şey ama sonrasında tabii Avrupa'nın özellikle bu iktisadi olarak bir kriz içerisine girme sürecinin de başlayacağı yazılıyor, biliyorsunuz, çiziliyor. Dolayısıyla bu süreçleri hükümetin zaten virüs ve salgın sırasında çok iyi bir performans göstermemiş mevcut hükümetlerin bu süreci nasıl atlatacaklarından çok emin değilim. Bunu sağlıklı atlatabilirlerse ondan sonra belki bu tür düşüncelere göz önüne almak mümkün olabilir. Yani bu özellikle 2008 finans kriziyle başlayan bir süreç bu. Yani bu milliyet artması, işte bu aşırıcılığın artması, işte İslamofobiye, hatta bir ara biliyorsunuz Türkofobiye kadar iş varmıştı. Dolayısıyla o günden bugüne gelen, katlanarak gelen bir süreç bu. Şu süreci de doğru, iyi bir şekilde atlatamazlarsa ben bunun geleceğinden çok da iyimser olamıyorum aslında. Umalım ki iyi şeyler olsun ama daha zorlayan güller herhalde Avrupalıların kapısının önünde diye düşünüyorum. Şimdi bölgemizle ilgili de sormak istiyorum ama öncelikle şunu sorayım. Önce Türkiye'yi sorayım. Hazır eski kıtadan çıkıp Meriç'in bu tarafına gelmişken. Türkiye nasıl bir profil izledi? Pek çok ülkeye yardım götürdü Türkiye. Hatta Amerika Birleşik doğru Devletleri'ne bile göndereceğinden konuşuluyor. Ermenistan'a gönderdi. Filistin'e gönderdi. İsrail yönetimi izin vermedi. Ama onun dışında İspanya'ya gitti. Birleşik Krallığa gitti. Yardım yaptı, bir yandan da krizi oldukça iyi yönetti. Bunun evet, Türkiye'yi daha sonra da bir işte algı dünyası diyoruz artık günümüz dünyasına. Türkiye'ye ne kazandırır? Nasıl görünür? Tabii yani en öncelikli olarak Türkiye Türk dış politikasının insani boyutunu gözler önüne bir kez daha sergilemiş oldu. Yani dünya kamuoyunu, sadece hükümetleri değil, dünya halklarına da yardım ediyorsunuz. Bu çok önemli. Bu birincisi. Mutlaka bunun ileride uluslararası sistem içerisinde belirli konularda faydası olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu bir insani boyut ama aynı zamanda da belirli kriz anlarında, işbirliği alanlarında önünü açabilecek bir yani konum yaratabilir. Yani kötü gün dostu diyebilir miyiz? Bunu söyleyebiliriz ama aması var tabii. Şu anda bölgemizde de jeopolitik ve jeoekonomik mücadelenin aktörlerinin çıkarları değişmedi. Bunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye aslında dediğim gibi yumuşak gücünü zaten ilk kez göstermiyor. Bu her zaman yaptığı bir şey.
Ama bu dönemde de sadece kendi halkına yönelik değil, yani içerideki sağlık meselesinde gayet akılcı bir politika izliyor. Ama onun ötesinde sınırların dışında da kendisiyle rakip ya da kendisini düşman olarak algılayan ya da dillendiren ülkelere bile yardım elini uzatmaktan vazgeçmiyor. Bu bir anlamda da bir prestij meselesi. Yani bir büyük güç olmanın, bölgede etkili bir güç olmanın, etik değerlere sahip olan bir ülke olmanın bir kanıtı. Ama onun ötesinde de biliyorsunuz koronavirüsü öncesinde de bölgemiz bir ateş çemberiydi. Yani özellikle güneyden bahsediyorum. Doğu Akdeniz, işte Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde ciddi belirli alanlarda çatışmalar ve mücadeleler sürüyordu. Dolayısıyla buraya kadar Türkiye diplomasi alanında çoklu diplomasi ve zaman zaman sert gücünü de devreye sokmak suretiyle belirli kazanımlar edinmişti. Şimdi o kazanımları bu süreçte muhafaza edip yumuşak gücünüzle var olmak ve aynı zamanda da ben Orta Doğu'da aktörlerin evet büyük güçler şu anda bir miktar içine dönmüş durumda. Bu belki biraz nefes aldırır ama bölgesel mücadelenin Orta Doğu'da sona erdiğini düşünmüyorum. Yani küçük çapta çatışmalar vesaireler devam ediyor biliyorsunuz. Kimi zaman işte İran mesela bu süreçten çok etkilendi. İşte Suudi Arabistan bile bu petrol meselesi vesaire nedeni Yemen'de bir ateşkes ilan etmek zorunda kaldı. Ama koronavirüsü sonrası bölgenin yeniden hareketlenebileceğini söyleyebiliriz. O nedenle Türkiye'nin bu duruşuyla, yumuşak ve sert gücüyle kazanımlarını muhafaza etmek sureti, içeride de bu sağlık alanında güzel bir sınav verip salimen kurtulduktan sonra bir istikrar adası olmaya ve zaten Türkiye işbirliği alanında çağrılarını yapıyor. Ama gerekirse de işbirliğinin bittiği noktada, rekabetin devam ettiği noktadan mücadelesini tabii ki sürdürecektir. Peki yine de şimdi işte Libya Haftar mücadelesi, evet. Öbür tarafta Suriye yakın zamana kadar İdlib'i konuşuyorduk Ruslarla evet. beraber, evet. Ama diğer taraftan işte orada Amerika Birleşik Devletleri'ni de gördük. Vekalet savaşı diye bir kavramdan söz eder olduk. Fransa'yı gördük, doğru. İngiltere'yi gördük. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek vermeye gelen ülkeleri gördük. Bu ülkelerden bilhassa da korona imtihanını iyi geçirmemiş olanlara, biraz evvel Amerika Birleşik Devletleri'ni de konuştuk. Dönüp kendi doğru. kamuoylarından orada burada gezineceğine bizimle meşgul ol diye bir şey gelmeyecek mi? Mesela bunlardan biri de tabii İran. İran da bölgede Irak'ın işgalinden sonra üstüne vazife olan olmayan her yerdeydi. Zaten iç kamuoyunda bir tartışma vardı. Her ülkeye böyle bir cevap gelmiş olabilir mi? Bunu işletecek iç mekanizmaları olabileceğini düşünebilir miyiz? Evet, doğru söylüyorsunuz ama maalesef Orta Doğu'daki yönetimler Türkiye gibi değil. Yani bir demokrasi, bir sandık meselesi söz konusu değil. Mesela körfezlersiz emirliklerden bahsediyoruz. İran'ın durumu ortada. Şunu söylemeye çalışıyorum. Saha gerçeklerinde bakarsanız mesela tehdit nedir dediğinizde koronavirüsü meselesi pek çok ülkede daha geride geliyor. Yani var olmak, işte sahadaki kazanımları korumak meselesinin daha ön aldığı yerler var. Çünkü pek çok çatışma noktasında zaten merkezi hükümetlerin kalmadığını ve ülkelerde iç savaşların süre geldiğini biliyoruz. Ve bunun sağlık açısından da çok ciddi sonuçları var. Mesela İdlib'deki bu durumun bir anlamda koronavirüsü sonucunda neler olabileceği, ki Türkiye'de bunu dile getirmişti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Halkların maalesef bu anlamda refahı ya da sağlık durumunun bir şekilde askıya alınabileceği mekanlar mevcut Orta Doğu'da. Jeostratejik ve jeoekonomik mücadeleler söz konusu olduğunda bunun istisnası bir ya da iki yerde ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda mesela bilhassa süper güç ve büyük güçlerin gücü zaten buradan geliyor mu demiş oluyorsunuz?
Yani gücünü, tabii yani onlar evet, zaten göstermesi tabii açısından. zaten tabii zaten onlar sadece devlet dışı aktörleri kullanmıyorlar vekil olarak. Aynı zamanda belirli ülkeleri de, yani rejim güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne devretmiş olan belirli ülkelerden de alıyorlar ve onları kullanıyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük güçlerin şu an itibariyle işte mesela güç aktarımı konusunda bile sorunları var an itibariyle. İşte bu Roosevelt uçak gemisinde çıkan salgın meselesi vesaire gibi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve karşı grubun oluşturduğu bu ittifak kuşakları da hali hazırda şu anda duruyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda işte 2. Dünya Savaşı'nda böyle bir phony war gibi bir şey vardı. Cephelerdeki sessizlik. O sırada askeri olarak taraflar tahkimatını yaparlardı. Şu anda da bölgemizde böylesine, yani alt seviyede mücadelenin devam ettiği belirli noktalarda, ama onun dışında bir sessizlik, bir ara verme söz konusu. Ama bu virüsün etkisi ve belirli alanlarda da işte Türkiye'nin kazanımları ve işte Libya dedik mesela, oradaki ateşkesin sürüyor olması, Rusya ile yapılan anlaşma vesaire, bütün bunların sonucu. Ama hiçbir aktörün evet, bölgeye yönelik çıkarları son bulmadı. Şu Nurşin anda bir Hanım, ara dönem. Evet, önümüzdeki süreç içerisinde de konuşmayı sürdüreceğiz ama söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bir taraftan eski tas eski hamam doğrudur olacak gibi gözüküyor ama bazı şeylerin de muhakkak tartışılacağı bir döneme gidiyoruz, tabii ki gözüküyoruz. En azından sağlık alanında işbirliğinin önü açılmalı. Bu çok önemli ki bunun ipuçları geliyor galiba, bilimsel olarak söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi küçük bir araya gideceğiz. Aradan sonra İran, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuyorlar, nasıl yönetiyorlar, yeni tedbirler yahut yeni tedavi yöntemlerinden söz ediliyor mu? Bunları konuşacağız. Birazdan buradayız. Şimdi bu bölümde dünya hakkında fikir sahibi olacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İran. İran biliyorsunuz Çin gibi başta vakaları saklayan ve yayılmaya sebep olan ülkelerden biri ve bizim komşumuz, sınır komşumuz. Onun için çok önemli İran'ın ne yaptığını, neyi yapamadığını bilmemiz. Bunun için de Serhan Afacan'a bağlanacağız, İran uzmanı. Evet, iyi akşamlar Serhan Bey. İyi akşamlar Belkıs Hanım, iyi yayınlar. Evet, biz Tahran yönetimini İdlib konusunda sık sık ne dediğini, ne düşündüğünü sorgularken, korona ile birlikte sınır komşumuz olması hasebiyle bu akşam bu veçesiyle ele alacağız. Çok önemli. Şimdi önce şunu evet, sormak istiyorum. Kum kentinde malum hepimizin bildiği üzere tıpkı Çin gibi İran'da uzun süre vakaları sakladı ve yayılmasına sebep oldu gözüküyor. Şu anda İran için ne söyleyebiliriz koronaya dair, ne tedbirler alıyor ve virüsün ilerleme hızı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani net olarak herhalde şunu söyleyebiliriz. İran ipin ucunu kaçırmıştı, hiç tutmamıştı daha doğrusu kriz ilk ortaya çıktığı dönemlerde. Şu an itibariyle görebildiği kadarıyla vaziyete hakim olmaya çalışıyor. Ve bu konuda İran maalesef hem vaziyete yeterince hakim olamıyor, diğer taraftan da fiili durumu gerçek istatistiklerle de paylaşmıyor. Bunu en azından söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu an söyleyeceğimiz belki özet olarak, net olarak şu olabilir. İran koronavirüs vakasıyla baş ederken şimdiye kadar maalesef iyi bir karne ortaya koymadı, iyi bir sicil ortaya koymadı ve hem zaten verilen resmi rakamlar bunu teyit ediyor, hem de İran'dan aldığımız bilgiler. İşte biliyorsunuz zaman zaman İran'da en son olarak bir doktor açıklama yaptı. Verilen istatistikler gerçeğin sadece bir kısmını yansıtıyor şeklinde. Dolayısıyla İran'ın koronavirüs karnesinin son derece şu anki görüntüde başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Yani tablo açıklandığının ötesinde tedirgin edici
diyorsunuz. Yani bu çok gerçek, çok normal ve zaten bence inkar mümkün olmayan bir durum ama asıl burada soru belki şu, açıklanandan ne kadar kötü? Yani evet, bunu bilmiyoruz. Tabii ki bu anlamda bir felaket senaryosu çizmek de şahsen istemem. Ancak gerek ölüm rakamları olsun ki ben bugün programımız için tekrardan teyit etmek kabidinden ölüm rakamlarını da vefat nedir rakamlarını nedir resmi da rakamlar? Resmi rakamlar toplam ölümü şu an itibariyle 4683 olarak gösteriyor ki genel itibariyle açıklamaları İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Cihanpur yapıyor. O dedi ki en son olarak 4683 ölüm rakamı, son 24 saatte de 98 kişinin öldüğünü, 3691 kişinin de yoğun bakımda olduğunu söyledi. 48.129 kişinin taburcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Toplam hasta sayısı da 74.877 olarak ve yani toplam 74 binin 48 bini iyileşmiş mi? Evet, yani bunların taburcu olduğunu söyledi. Ve o zaman iyileşen hasta sayısı konusunda bayağı yani iyi bir rakam. İyi durumda olduklarını, evet iyi durumda olduklarını söylüyorlar. Zaten yapılan açıklamalara bakarsak yani son günlerde, son haftalarda özellikle çok iyi bir performans ortaya koyduk diyorlar. Ve gerçekten paylaşılan rakamlarda bunu teyit neye ediyor. Neye bağlıyorlar bu gibi performanslarını? Yani ne çeşit tedbirler aldı İran'ın İran'da? Kendi tedbirleriyle aktarmak gerekirse İran'ın son derece gelişmiş sağlık sistemine bağlıyorlar ki bunu da teyit edecek açıkçası ellerinde sağlıklı bilgilerin olduğunu ben düşünmüyorum. Diğer taraftan da toplumun, devletin aynı Türkiye'de görmüş olduğunuz gibi karantina konusundaki terkinlerine çok ciddi cevap verdiğini ve bu anlamda tedbirlerin alındığını, bu yolla da bu virüsün yayılmasını etkin bir şekilde önüne geçildiğini söyleniyor ve tabii ki artan test sayısı da bu anlamda veriliyor. 287.359 test yapmışlar şimdiye kadar. Günlük test bilgilerini ya da rakamlarını paylaşmıyorlar. Böyle daha ziyade toplam test rakamlarını paylaşıyorlar ve dediğim gibi şu an 287.000 dolayında da test yaptıklarını, hem test sayısını artırarak hem de karantina önlemleri, tabii ki gönüllü karantina, biraz da sosyal mesafe gibi tedbirleri almak suretiyle virüsün yayılmasının önüne geçtiğini söylüyorlar. Az önce de belirtmiş olduğum gibi elbette bu tarz iç açıcı rakamlara inanmak çok güzel olurdu bir komşu ülke sıfatıyla. Ancak vakanın bunun çok ötesinde vahim derecede olduğu tahmin ediliyor İran'da. Bu konuda bilgi sızabiliyor mu İran'da? İstatistiği nereden tutacaksınız? Çünkü devletler biliyorsunuz ülke çapındaki istatistikleri biz sadece devletlerden alırız. Bunların istatistik kurumları var. Ancak bölge bölge gelen referansları, örneğin Tebriz'den, İran'ın farklı bölgelerinden gelen açıklamaları, sosyal medya üzerinden zaman zaman burada adını açıklayan ya da açıklamayan çalışanlar, bunlar doktor olabilir, diğer görevleriniz olabilir, üzerinden yapılan açıklamalara baktığınızda bunlar bize İran'daki gerçeğin, bu verilen rakamların çok ötesinde olduğunu söylüyor. Serhan Bey, şimdi Şubat ortası İran için önemli bir zamandı. Bir taraftan devrimin 41. yıl dönümüydü. Hı hı. Bir taraftan da seçimler vardı. Bir taraftan da o zaman henüz bütün dünyanın aşina olmadığı koronavirüs İran'da aşikardı. Nasıl hı hı geçti o dönem? Neler şimdi yaşandı? O dönem esasen biliyorsunuz Şubat ayına da İran Ocak ayının şokuyla girmişti. İşte konuşuldu çokça, biliyorsunuz o dönemde konuşmuştu. Kasım Süleymani suikastı. Bir de o var. Sonrası, evet. Evet, o İran 2020 yılında bu gerilimlerle girdi. Sonrasında bildiğiniz gibi o talihsiz Ukrayna uçağının düşürülmesi, içindeki bütün yolcularla beraber hadisesi yaşandı. İran'ın ABD'ye, Irak'ta vermiş olduğu son derece zayıf ve tehditlerinin son derece gerisinde kalan bir tepki ya da misilleme vardı. Bütün bunların şokuyla İran parlamento seçimlerine gitti. Şubat 21'di yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa. Bu seçimlere giderken zaten şu tartışıldı o dönem. İran koronavirüsü açık etmek istemedi. Çünkü bu nedenle toplum korkar ve seçimlere gitmekten geri dururdu diye. Gerçekten seçimlerden sonra bu koronavirüs meselesi çok daha yüksek sesle konuşulmaya ama başlandı. Ama katılım oranı da çok düşük oldu.
Tabii, zaten bu beklenmedik bir şey değil. Eğer koronavirüs daha önce eğer ifşa edilmiş olsa ya da daha önce kabul edilmiş olsa, daha doğru bir ifadeyle, muhtemelen bunun da altında olacaktı. Çünkü İran toplumu bildiğiniz gibi, yani kendisi de kendi olmayana da, bu konularda hassas bir toplum. Hijyen konusunda bence karnesi çok çok kötü olmayan bir toplum. Bu itibariyle mutlaka insanlar kendilerinden, sevdiklerinden endişe ettikleri için seçimlere gitmeyeceklerdi. Şunu da tahmin edebilir. Seçimlere gidenlerin önemli bir kısmı da yaşlılar oluşturuyor. Bu insanlar böyle bir risk altında mutlaka gitmekten geri duracaklardı. Ama diğer taraftan şunu söylemek mümkün. İran'da çok sayıda Çinli var. Ve diğer taraftan Çin'le iş yapan çok sayıda İranlı da var. Ülkemizde de var, ama İran'da bu biraz daha nüfusu oranla fazla. Çünkü Çin'le ilişkileri çok daha derin ve çok daha etraflı. Dolayısıyla esasen İran devleti, İran'daki siyasal sistem ve yönetim şunu çok iyi bilmeliydi. Çin'den kaynaklı bir virüsten İran'ın azade kalması mümkün değil. Bunun dışında kalması mümkün değildi. Bir tedbir alacak bir ülke varsa ilk ülkelerden biri İran olacaktı. Ancak çok geç kaldılar ve bu anlamda eleştirileri de kabul etmiyorlar. Mesela ben İran yetkilileri takip ediyorum. Diyorlar ki efendim biz Kum'da karantina uygulamadık, ki biliyorsunuz çok yoğun olarak ilk Kum'da ortaya çıktı. Üst üste ölümler de orada gerçekleşti. Ki Kum'daki ölümler konusunda zaten İran rejiminin vermiş olduğu rakamların ne kadar yanıltıcı olduğunu sonra gelen videolardan, alternatif kanallardan gelen bilgilerden biz öğrendik. Dediler ki efendim biz buraya karantina uygulamadık çünkü zaten o dönem Dünya Sağlık Örgütü de bunun yapılabilir bir şey olduğunu söylemiyordu falan. Şimdi bu tabii ki kabul edilecek şey değil, çünkü karantina uygulamadıkları gibi diğer herhangi bir şekilde de bu virüsün önüne geçecek tedbirler almadılar. Yani Türkiye'de herhangi bir kenti kapatmadı. Şu an itibariyle de bütünüyle kapanmış değil. Belirli tabii ki sınırlı çerçevede hareket izin var. Ancak çok ciddi tedbirler aldı. İran bunu da almakta çok gecikti. Dolayısıyla İran açısından Ocak ayı da Şubat ayı da devletin performansı açısından son derece olumsuz geçti diyebiliriz. Peki bir taraftan da ambargo altında İran. Bu onun tedbir almasına, tedavi uygulamasına mani oluyor mu sağlık konusunda? Diğer taraftan tabii bunun bir ekonomik faturası da var. Bütün ülkelere olduğu gibi İran'a da. Zaten ekonomik olarak zor durumda olan bir ülke ambargo ve koronayla yardım alma imkanı da olmayan bir ülke gözüküyor. Bundan nasıl çıkar, çıkabilir mi? Bu nasıl etkileyecek İran'ın bölgedeki pozisyonunu? Şimdi Belkıs Hanım, bu soru elbette çok önemli bir tartışma konusu. Şunu burada ifade etmem gerekir. Bu meselenin tartışılma şeklinde iki kutup var. Bir tanesini elbette Washington temsil ediyor, diğerini de Tahran temsil ediyor. Washington diyor ki efendim herhangi bir şekilde ilaç sanayi zaten bu yaptırımların sınırları içinde değil. Biz dolayısıyla insani krize neden olabilecek hiçbir yaptırım uygulamıyoruz. Biz rejimi zayıflatmaya çalışıyoruz. Rejimin bir takım işte istikrarsızlaştırıcı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu anda uygulandığı kadarıyla bile bu ambargo ciddi eleştiri konusu. Tabii o zaten Donald Trump'ın 2018'de Mayıs'ta anlaşmadan çekilmesi, nükleer anlaşmadan tek taraflı yaptırım uygulaması ABD'de de çokça tartışılıyor. Çünkü bir takım insanlar nükleer anlaşmaya inanıyorlardı. Ne güzel işliyor, neden sen çıktın diye. Ama o ayrı bir boyutu. Donald Trump yönetimi diyor ki, en son biliyorsunuz New York Times'da da bu meyanda bir yazı çıktı. Efendim zaten bu insani kalemler, ilaç, gıda falan gibi şeyler yaptırımlar kapsamında dahil değil. Dolayısıyla İran bu anlamda hiç yanıltıcı olmasın, kimseyi kandırmasın. Bu bir kutup. Diğer kutupta İran diyor ki efendim başımıza ne geliyorsa bu yaptırımlar yüzünden geliyor. Bu yaptırımlar yüzünden işte koronavirüs de yayıldı, insanlar da ölüyor falan. Bu ikisi de değil. Şimdi ABD'nin yaptırımları son derece insanlık dışı, bunu belirtmek gerekir. Hangi kalemde olursa olsun, ama diğer taraftan İran'ın bunu her bir vesileyle siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışması İran rejiminin, bu da son derece insanlık dışı. Neden? Çünkü 40 senedir İran'ın parayı nereye yatırdığına bakarsanız, bölgedeki milisleri hiçbir şekilde kabul etmeseler de İran paraları buraya yatırırken, İran ülke içinde insanların gündelik yaşamlarında, iaşelerinde, ibadetlerinde gerekli yatırımları yapmazken, hızlı sıhhat tedbirlerinde bunları yapmazken, bugün ABD'yi sorumlu tutması tabii ki mantık dışı bir harekettir. Diğer taraftan o zaman İran'a şunu sormak gerekir. Madem ABD'nin yaptırımları nedeniyle İranlılar ölüyordu, koronavirüs yayılıyordu, o zaman nasıl engellediniz?
engellediklerini iddia ediyorlar çünkü. Artık bunun önünü aldıklarını iddia ediyorlar. O zaman alamamanız gerekirdi ABD bu yaptırımları kaldırmadan. Çünkü Cevaz Zarif günlerce üst üste ABD'ye yaptırımları kaldırın, bu böyle olmaz dedi. ABD hiç parmağını bile kıpırdatmadı. Peki nasıl o zaman önünü aldınız? Demek ki İran bunu bir bahane olarak kullanıyor. Ama diğer taraftan söylediğim gibi benim noktayı nazarımdan da baktığımızda da Donald Trump'ın uyguladığı yaptırımların uluslararası hukuk açısından bir meşruiyeti yok. Sadece ABD'nin uluslararası piyasalardaki bu uluslararası güç dengesindeki neredeyse sarsılmaz mevkini kullanarak tek taraflı empoze ettiği yaptırımlardır. Ama ben İran'ın kötü koronavirüs karnesinin ve performansının yaptırımlarla ilgisinin olmadığını, ilgisi var ise de bu ilginin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Peki Serhan Bey, şimdi ister istemez koronayla İran'da tabii karantina tedbirleri aldı değil mi? Okulları kapattı. Hı hı, tabii. Evet. Ekonomik hayat büyük ölçüde durdu. Bir taraftan da siz de söylediniz, bütçesini daha fazla bölgedeki milisleri için kullanıyordu ve biz Irak'ın işgalinden bu yana bölgeye açılan bir İran izledik. Şimdi bu yeni durumla İran'da dış politikasında bir değişiklik bir süre sonra gözlüyor olabilir miyiz? Bunu şundan soruyorum, çünkü içeride de ekonomi zaten insanların ekonomik gelirleri tartışılan bir mevzuydu. İran'ın içerisinde de siz tabii ki daha detaylarıyla biliyorsunuzdur. Hı hı. Bu soru soruluyordu dışarıda. Tabii. İş yapacağımıza içerideki huzuru temin edelim diye. Ne görebiliriz hem dış cephede hem İran'ın içinde yarın öbür gün korona sonrası? Şimdi Belkıs Hanım, özellikle İran açısından bu yaptırım meselesi o kadar ciddi bir konu ki, İran bu koronavirüs günlerinde örneğin bu hafta biliyorsunuz kademeli bir normalleşmeye gitmeye çalışıyor. Yani bir şekilde ekonomi çarkları tekrar dönsün diye kritik olmayan iş alanlarında sosyal mesafe riayet ederek insanın işlerine dönmesine çalışıyorlar. Çünkü yani şu ekonomik durgunluk zaten kötü giden ekonomik manzarayı daha da kötüleştirecek. Bundan endişe ediyorlar. Bu birincisi. İkincisi, şimdi İran'ın bölgede çok ciddi pahalı maliyetli işlere giriştiği aşikar. İran bunu elbette kabul etmiyor. Kabul etmesi zaten beklenmez. Ancak bazı şeyler vardır ki şu vukuundan beterdir zaten. Yani eğer diyelim ki böyle bir şey yok. Yani İran hiçbir şekilde, İran yetkililer kabul etmiyorlar. Biz hangi maceraya girmişiz? Nereye para harcamışız? Biz Esed'e para vermiyoruz. Siz bullağı vermiyoruz o anlamda diyorlar ama İran kamuoyunda böyle bir kanaatin olduğu aşikar. Her toplumsal olayda 2010 biliyorsunuz 2017 sonlarında patlayıp 18 başlarına kadar devam eden olaylarda da yine geçtiğimiz Kasım ayında 2019'un Kasım ayında yaşanan petrol zammından kaynaklı protestolarda da gördük. İnsanlar devamlı olarak rejimin işte Lübnan'lı olan, Suriye'li olan, diğer tarafta Yemen'li olan meselelerini ve burada dikkatini ve mali imkanlarını buraya sarf etmesine protestoda bulunuyorlar. İran bu tavrını değiştirebilir mi? Bence İran bu tavrını değiştiremez. Bu İran açısından çok ciddi bir handikap. Çünkü İran bir anlamda ulusal güvenliğini bu paradigmaya, bu hareket tarzına bağlamış bulunuyor. Eğer buradaki milis güçlerinden, Cevaz Zarif'in ifadesiyle arkadaşlarından, dostlarından İran vazgeçerse güvenliğinin de tehdit altında olacağını düşünüyor. Bu İran açısından çok ciddi bir problem. Peki İran dış politikasında ve bölgeye bakışında hem bu koronavirüsten kaynaklı hem de artık son yıllardaki gerçekliği de görmekten mütevellit bir tavır değişikliğine gitmek zorunda mı? Kesinlikle bunu yapmak zorunda. Çünkü İran izole oluyor. Her ne kadar Türkiye gibi ülkeler siyaseten İran'ı izole etmeseler de ekonomik izolasyona katılıyorlar. Türkiye'de biliyorsunuz ABD'yi karşısında almamaya çalıştı. Ve ben yavaş yavaş İran'ın bu vakayı gördüğünü, daha doğrusu daha zaten görmüş olduğu bu vakayı artık değerlendirmeye aldığını düşünüyorum. Ve Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ABD'de, ki gördüğüm kadarıyla işaretler bu yönde. Tabii ki bir değişiklik olursa bilmiyorum ABD'nin dengeleri açısından. İran'ın yavaş yavaş bu tavrını, değişen tavrını masaya da yansıtacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla uluslararası toplumda ve ABD ile yeni bir ortak zemin bulmaya çalışacaktır. Çünkü şu manzarayı İran taşıması mümkün değil. Zaten mümkün değildi. Bir de koronavirüs İran'ın yüküne daha büyük yükler kattı. Yani o açıldığı yerden katlanarak geri döneceğini düşünüyorsunuz. Çünkü dönmek zorunda olduğunu. Tamam. Çünkü 2018 Mayıs'ında ABD anlaşmadan çekilirken
Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dilinden 11 madde ilan etti. Dedi ki bu maddelere hususları riayet edin ve tekrar gelin konuşalım. Bütün bu hususlar İran'ın bölgesel politikaları ve bölgede bir takım yapılarla kurmuş olduğu ilişkilerle alakalıydı. İşte Hizbullah vardı, Suriye'deki varlığı vardı, İran'ın Husiler vardı vesaire. Dolayısıyla ABD pozisyonundan eğer çok radikal bir geri adım atmazsa zaten ABD'nin ön koşuluydu bu İran'ın bölgesel politikalarını gözden geçirmesi. Dolayısıyla bütünüyle İran'ın bölgeden çekilmesi tabii ki eşan tabiatına aykırı, ancak anlamlı bir revizyona gidecektir dış politika perspektifinde ve yaklaşımlarında. Son şunu sormak istiyorum Serhan Bey, madem ki böyle, o zaman bu bölgede daha önceki asırlarda olmayan, en azından yakın zamanlarda olmayan ama Avrupa'da 100 yıl evveline kadar gördüğümüz işte mezhepçilik üzerinden yaşanacak gerginliklerin de azalacağını düşünebilir miyiz? Çünkü onun da büyük güçler tarafından bir süredir tahrik edildiğini konuşuyorduk. Şimdi şunu söylemek gerekir. İran bu mezhep çatışmalarının bizatihi kaynağı değil. İran bu mezhep çatışmalarının kışkırtıcılarından bir tanesi. Dolayısıyla İran denklem dışı kalsa dahi ortada bir Suudi Arabistan gibi bir gerçek var. Ortada bir Hizbullah var. Ortada işte Yemen'deki iç çatışmalar, Irak'taki bölüm parçalanmışlık durumları var ve bunların bütünüyle İran yoktan var etmedi. Ama tabii ki İran bunların arasında, bunları istismar etmek suretiyle yer yer kendisine bir bölgesel nüfus ihdas etti. Bölgesel nüfuz alanı buldu. Bunu çok net olarak tespit etmek mümkün. Ortada bir Suudi Arabistan realitesi var Belkıs Hanım. Yani çok daha fazla önümüzdeki dönemlerde konuşacağız ve zaten bu Suudi Arabistan, İran ve İsrail üçlüsünün devamlı surette yer yer bu gerilimi tırmandırmak suretiyle bölgede ciddi fay hatlarını harekete geçirdiğini görüyoruz. Özellikle İsrail'in Kudüs'teki biliyorsunuz illegal hareketleri buna neden oluyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan'la İran'ın da karşılıklı husumet hali buna neden oluyor. En son olarak Yemen'de gördük. Daha farklı alanlarda da bunu görüyoruz. Dolayısıyla İran her ne kadar İran'ın bütünüyle bu krizleri var etmemiş olsa da İran'ın bölgedeki politikalarını revize etmesi belli bir miktar rahatlamaya neden olabilir ve İran bunu yapmak zorundadır elbette. Ama söylediğim gibi diğer dengeleri de göz ardı etmemek lazım. Suudi Arabistan'da bu anlamda önemli bir mesele Orta Doğu açısından. Ama her halükarda İran bakış açısını değiştirirse, Irak özelinde değiştirirse, Suriye'de bugünlerde konuşmuyoruz ama tekrar konuşacağız biliyorsunuz Suriye'yi önümüzdeki haftalarda, değiştirirse en azından bazı kriz alanlarının kapanması ya da rahatlamasına katkıda bulunur. Bu da elbette bölgede mezhep çatışmasını daha düşük bir doza indirecektir. Tabii diğer taraftan Suudi Arabistan'da da hadiselerin nasıl cereyan edeceğini bilmiyoruz. Suudi Arabistan hiçbir mesela şekilde bu sene belki haccı yapamayacak ki şu ana kadarki söylenen içeriden Cidde'den yayılan haberlere göre olmayabilir. O da tabii Suudi Arabistan ayağında da bir takım ekonomik sıkıntıların korona ile birlikte habercisi başka parametrelerde olabilir. Onun için ve şimdilik bilmiyoruz. İlaveten biliyorsunuz tabii Aramco'nun da kredi arayışında olduğu, kredi yüksek miktarda milyar dolarlar civarında, 10 milyar dolar gibi rakam galiba telaffuz ediliyordu. Kredi bulmak için bir takım bankalarla görüşmelere başladığına dair de haberler vardı. Tabii ki yani Suudi Arabistan'ın da bütünüyle rahat olduğunu söylemek mümkün değil. Belki en son Yemen'deki o ateşkes süreli de olsa halinde belki bu gidişatı bağlamak mümkün. Dolayısıyla Suudi Arabistan da tabii ki başlı başına konuşulması gereken bir konu. Ama konumuz İran'ın olduğu için tekrar vurgulamam gerekir. İran'ın her halükarda bu mezhep çatışmasını kışkırtmaktan geri durması, her ne kadar bütünüyle bu çatışmaları İran var etmese de bölgeyi biraz daha rahatlatacaktır. Çok teşekkür ediyorum Serhan Afacan. İran'da da dileyelim ki hastalar iyileşsin ve virüs en kısa zamanda hem orada ülkemizde de tabii ve bütün dünyadan çıksın gitsin. Önümüzdeki İnşallah. Zamanlarda yeniden değerlendirmelerde bulunuruz. Teşekkür ediyorum. Ben de. Evet, şimdi sınır komşumuz Tahran'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Malum biraz evvel ikinci bölümde Nurşin Ateşoğlu Güney ile de konuştuk. Süper güç Amerika'yı birkaç haftadır Gülbeda Özgür'den dinliyoruz ne yapıyor, ne yapamıyor diye. Ve üstelik Amerika'da bir de seçimler var bir süre sonra. Ama önce şununla başlayayım. İyi akşamlar Gülveda.
Ne konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Washington yönetiminin koronayla mücadelesi nasıl gidiyor? Yoğun olarak devam ediyor Belkıs Kılıçkaya. Buradaki durum düzelecek gibi durmuyor. Hatta yaklaşık bir yarım saat önce gelen son dakika haberlerinde bu sosyal mesafenin 2022 yılına kadar uygulamada bırakılacağı yönünde haberler geldi. Bu da eğer bir an önce koronavirüsüne yönelik bir tedavi ya da aşı bulunmazsa sosyal mesafenin Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılına kadar uygulamada olacağı gelen haberler arasında. Tabii bu yıl çok önemli çünkü başkanlık seçimleri de var. Nitekim Demokratlardan artık Demokratların adayı da belli oldu. Resmileşmese de Sanders'ın adaylıktan çekilmesiyle eski başkan yardımcısı Biden tek aday olarak kaldı Demokrat Parti'den. Demokrat Partisi 13 Temmuz'da yapacağı kongreyle Biden'ın adaylığını resmileştirecek. Fakat Biden'ın Trump'ın karşısında bir zafer kazanması da aslında birçok şarta bağlı. Buradaki uzmanlar bir birlik kabinesinin, ulusal birlik kabinesini kurmak zorunda olduğunu söylüyorlar Biden'ın Trump karşısında güçlü çıkabilmesi için. Nitekim New York Times'in baş köşe yazarlarından Thomas Friedman dünkü baş makalesinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin artık kutuplaşmadan uzaklaşması gerektiğini ve ulusal birlik kabinesinin kurulması gerektiği çağrısında bulunuyor Biden'a özellikle. Nitekim aslında seçim daha önceki seçimlere bakıldığında adaylar sadece başkan yardımcılarıyla aslında seçimlere giderdi, seçim yarışında başlardı. Bu seçimlerde ilk kez Amerikan tarihinde Biden eğer Thomas Friedman'ın önerilerine kulak asarsa ve diğer uzmanların önerilerine kulak asarsa 13 Temmuz'da Amerikan seçmeninin karşısında kabine üyeleriyle birlikte çıkacak. Bu kabine üyeleri de aslında önemli çünkü Friedman makalesi bu üyelerin her kesimden olması gerektiğini, yani Biden'ın eğer başarılı olmak isterse cumhuriyetçi üyelere, yine iş dünyasından aynı şekilde liberal, hatta solcu, Sanders gibi solcu sosyalist adayların kabinesine yer alması gerektiğini savunuyor. İlginç isimler var. Mesela Bill Gates gibi, yine eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi, şu anki vali Andrew Cuomo'nun da Biden'ın kabinesinde yer alması tavsiye ediliyor. Bakalım Biden bunlara kulak verecek mi? Yine son dakika gelişmesini de aktaralım. Eski devlet başkanı Barack Obama da Biden'ı destekleyen bir video yayınladı. Bu videosunda Biden'ı başkanlık yarışında desteklemekten gurur duyuyorum. Biden Amerika'yı karanlık çıkaracak liderdir açıklamasında bulundu. Bu da tabii demokratlar arasında Biden'ın adaylığını özellikle de Trump karşısında biraz daha güçlü hale kıldı. Ama Trump da aslında popülerliğin her ne kadar Trump'a geçmeden önce olsa da şunu sorabilir miyim? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii biz pek çok ülkede insanlar bir korku yaşıyor ve toplumda depresif bir hava var. Hele ki Amerika Birleşik Devletleri gibi her şeye muktedir bir ülke olduğunu zannederken insanların bu kadar ciddi vakalar ve işte hastanelerde yaşadıklarının ardından ortamda bir toplumsal dayanışma, milli birlik falan, bu benzeri bir ihtiyaç mı var ki New York Times'ta böyle bir makale çıktı? Ne düşünüyorsun? Çünkü saydığın isimlere bakınca Bill Gates, Bloomberg, işte biraz evvel Obama'yı söyledin ama onunki tabii normal kendi partisi. Böyle insanları yeniden hayata kazandırmak gerektiğini, yeni bir umut aşılanması gerektiğini gösteren bir hava mı var Amerika'da? Bir de onu da sormak istiyorum. Madem ki 1930 depresyonundan falan söz ediliyor.
Belkıs Kılıçkaya muhakkak özellikle Trump'ın kazanmasıyla Amerika ciddi bir şok yaşıyor. Ciddi bir kutuplaşma devam ediyor 3 yıldır Amerika'da ve bu kutuplaşmanın artık sona ermesi gerektiğini. Çünkü Washington'da hiçbir şey işlemiyor. Yani demokratlar sürekli cumhuriyetçilerin iyi veya kötü yapmaya çalıştığı bütün icraatlara posta koyuyor ve bu anlamda da devletin işleyişini engelliyor. Bu anlamda Amerikan tarihindeki özellikle Kasım ayındaki seçimler gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Özellikle de Amerikalıların artık birlik beraberlik olması gerektiği açısından. Çünkü ciddi bir sınavdan geçiyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani süper güç olma vasfını yitirme kriziyle karşı karşıya aynı zamanda. Çünkü uzmanlara baktığımızda onlar da aynı şeyi söylüyor. Amerika eğer bu krizi özellikle bu koronavirüsü krizini iyi yönetmezse dünya liderliğinin içine kaptıracak gibi kaygılardan da bahsediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla aslında bir milli birlik, ulusal birlik ve kutuplaşmadan uzaklaşmak bu seçimlerde ki en önemli herhalde hedef olacaktır. Peki yine de bu arada bilim adamlarının en bol olduğu, bilime en fazla katkıda bulunan ülkelerden biri literatüre katkı. Üstelik de bütün dünyadaki iyi beyinleri toplaması hasebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi veya ilaç, yeni ilaçlar konusunda neler konuşuluyor, bilmediğimiz şeyler var mı? Gerçi anında her yere bilgi yayılsa bile. Aslında hakikaten dünyanın geri kalanıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri de bu koronavirüsü karşısında çaresiz kalmış durumda. Her ne kadar tıbbın tıbbi alanda birçok yeniliğe, birçok buluşa, ilaç gibi ve kanser gibi hastalıkların tedavisine önemli aşamalar kat etmiş olsa bile Amerika Birleşik Devletleri ilk kez böyle bir salgın karşısında aslında çaresiz. Araştırmalar devam ediyor. Herhangi bir tedavi süreci koronavirüsü için henüz belirlenmiş değil. Yani hala deneme aşamasında bir takım tedaviler var ama Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı öneriler arasında koronavirüsü semptomu olan insanların aslında soğuk algınlığı ve gripte yapılan tedavi yöntemlerini uyguluyorlar. İşte ateş düşürücü, öksürük şurubu, ağrı kesici ve antibiyotik tedavisine yöneliyorlar. Yine aynı şekilde eğer bu semptomları taşıyorsanız bol bol dinlenmek, bol su tüketmek, sağlıklı gıda, özellikle sebze ve meyveleri bol tüketmek ve özellikle C vitamini olan gıdaları tüketmeyi öneriyor. Bir de uzmanların çinko takviyesinin aslında bu hastalığı engellediğini, hastalığın tedavi sürecinde hızlandırdığını da düşünüyorlar ve bu da takviye olarak hastalara ve hasta olmak istemeyenlere öneriliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir test sıkıntısı var. Yani semptomları taşıyanlar test olamıyor. Test olamadığı için de aslında bu salgının hızla yayılmasına neden oluyor. İnsanlar hastane önlerinde ve laboratuvar önlerinde sabaha kadar sıraya girmiş durumda bekliyorlar test olmak için. Bunlar sadece semptomlu olan hastalar. Semptomu olmayan yine yüz binlerce hasta var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla test ne zamanki test uygulaması bir rutine oturtulur, o zaman kriz belki de kontrol altına alınması daha kolay olur görüşünü paylaşıyor uzmanlar. Şu anda bir projeksiyon var mı ne zaman test daha geniş kitlelere uygulanabilecek diye? Biraz önce gelen haberler arasında Trump'ın aslında önümüzdeki günlerde belki de yarın çok önemli bir açıklama yapacağı duyuruldu. Açıklamanın bu sokağa çıkma yasağı ve Amerika'nın yeniden normale dönme sürecini kapsayacağı ve büyük bir ihtimalle tedavi sürecinde yapılması gereken test kitlerinin daha fazla Amerikalıya ulaşmasını duyuracak. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor ama testler hakikaten çok yetersiz ve en büyük sorun da bu aslında Amerika'da. Peki tedavide söylediklerinden anladığım kadarıyla, en azından Harvard'dan aktardığın kadarıyla sadece koronanın spesifitesine uygun bir ilaç geliştirmiş gözükmüyor. Buna uygun ilaçları da edinmiş gözükmüyor. En azından 2021 Ocak ayına kadar. Maske konusunda nedir durumu?
Maske konusu aslında hala maske sıkıntısı devam ediyor Belkıs Kılıçkaya. Çünkü buradaki sokağa çıkma yasağına maskeli çıkma uygulaması var. Dolayısıyla eğer gıda ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız marketlere ve eczanelere maskeyle girmeniz isteniyor. Fakat insanlarda maske yok. Hatta sağlık çalışanlarına ve doktorların bile maske sıkıntısı var. Doktorlar bir maskeyi birkaç gün kullanmak zorunda olduklarından şikayet ediyor. Trump yönetimi maske sıkıntısı yok dese de aslında pratikte öyle değil. Hastaneler hala tıbbi malzeme, maske ve koruyucu tıbbi malzeme konusunda sıkıntı yaşıyor Belkıs Kılıçkaya. Bunun da önümüzdeki günlerde çözülüp çözülmeyeceği aslında merakla bekleniyor. Bu arada galiba bir de tartışma oldu. Amerika Birleşik Devletleri maske yokken İsrail'e maske gönderdi diye. Doğru mu bu? Evet, Belkıs Kılıçkaya, İsrail basınına bakılırsa bu doğru. Şöyle ki İsrail'in önde gelen yayın kuruluşu Jerusalem Post'ta çıkan, 8 Nisan'da çıkan, internet baskısında çıkan haberde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı İsrail ordusuna 1 milyon maske gönderdi isimli başlıklı bir haber yayınladı. Ve bu haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ordusunun kullanması için 1 milyon maske ve koruyucu tıbbi malzeme gönderildiğinden bahsediliyor. Daha sonra bu tepkiye sosyal medyada özellikle çok büyük tepki geldi bu habere. Bunun üzerine çok kısa bir süre sonra gazetenin internet sitesinde haberin başlığı değiştirildi ve bu aslında komik de bir taraftan basının ne kadar manipülatif olabileceğini de gösteriyor. Özellikle İsrail basının hemen başlığı Çin'den İsrail ordusuna 1000 maske geldi şeklinde değiştirildi. Bunu uzmanlar muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşından tepki almasın diye İsrail'e değiştirildiği söyleniyor. Ama Amerikalılar buna çok tepki gösterdi. Çünkü kendi vatandaşı kendi ihtiyacını gideremiyor maskesi olmadığı için. Ama İsrail'e 1 milyon maske gönderebiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Çok çok teşekkür ediyoruz Gülveda Özgür. Teşekkürler. İyi, İyi yayınlar. Akşamlar. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Atlantik'in bu tarafına, eski kıtaya, Almanya'ya, Berlin'e bağlanacağız. Osman Gülyeşil'e soracağız. Almanya'da neler oluyor? İyi akşamlar Osman. İyi akşamlar Berkis Hanım. İyi akşamlar. Şimdi Almanya'da birkaç hafta önce yine sen ifade etmiştin, Sağlık Bakanı bir fırtına, kasırga, korona ile ilgili beklediklerinden söz etmişti. Nasıl gidiyor durum? Kontrol altında mı? Vaka sayısının artışında, hızında bir düşme gözlendi mi? Evet, koronavirüs salgınının yarattığı toplumsal ve ekonomik problemler devam etmekte şu anda. Vakalar ve ölümler halen artmakta. Gerçi oran olarak bir düşüş var. Şu anda vaka sayısı 127.854, ölü sayısı 3.022, düzelende 60.300. Yani neredeyse %50 hasta şu anda tekrar eski sağlıklarına kavuştular. İlmi çalışmalara bakacak olursak şu anda Şansölye Merkel'e bir rapor sunuldu. Bu raporu hazırlayan Leopoldina Akademisi. Leopoldina Akademisi Almanya'nın en kadim akademik birliği diye biliniyor. 1652 yılında kurulmuş olan bir birlik. Ve onların tavsiyeleri doğrultusunda ilerleyen haftalarda bir takım hamleler yapılacaktır. Bunların arasında özellikle maske zorunluluğu, yani kamusal alanda şu anda Almanya'nın genelinde, otobüslerde, trenlerde ve diğer alanlarda maske zorunluluğu tartışılacaktır. Ve aslında en çok merakla beklenen şeyin de aşı olduğunu söylemek mümkün. Aşıya gelecek olursak, zaten iki gün önce Bill Gates, Alman devlet televizyonunda bir röportaj vermişti. Ve normale dönme aşaması için sadece bir aşıyla birlikte bu tür bir gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söylemişti. Yani 5 yıl içerisinde icat edilebilecek olan bir aşıyı şu anda 18 ay içerisinde ortaya koymaya çalışıyorlar. Robert Koch Enstitüsü şu anda daha çok aplikasyonlar üzerinde duruyor. Yani mesafeyi koruma konusunda, ikazlar konusunda daha çok ağırlık vermiş durumda. Devlet yetkilileri yarın buluşacaklar ve ondan sonra biraz daha net bilgiler alacağız.
Diğer yandan şu anda dikkatimizi celbeden önemli bir husus ise şu anda Almanya'da sertleşen toplumsal bir atmosfer var. Haftalardan beri süren kısıtlamalara gün be gün tepkiler çoğalıyor. Hafta sonu Berlin'de 350 kişinin katıldığı bir gösteri vardı. Anayasal haklarının ihlaline karşı bir tepki gösterisi. Peki bu mesela 350 kişinin katıldığı gösteride mesafe, fiziksel mesafeye riayet edildi mi? Evet evet, bu çok ilginçti. Oraya katılan insanlar zaten hukuki olarak kendilerini çok güvenilir bir alana sokmuşlardı ve aralarına mesafeyi koydular. Sadece Alman anayasasını dağıtıp bir konuşma yapacaklardı. Ancak polis buna müdahale etti ve o gösteriyi de yasakladı. Ve siyasi açıdan da bu tür başkaldırılara karşı şu anda reaksiyonlar da görebiliyoruz. Saksonya eyaletinde şu anda hükümet insansız hava araçları sayesinde halkın evlerinde kalıp kalmadığını kontrol ediyor. Veya aynı eyalette Saksonya'da şu anda karantinaya uymayan vatandaşların polis zorunluluğuyla psikiyatriye götürülüp günlerce orada tutulabileceğine dair bir karar da alındı. Ve bu fikirleri öneren mesela sosyal demokrat bir eyalet bakanı. Yani bunlar hakikaten şu anda inanılmaz gelişmeler ve insanlarda korku ve stres hissi üzerinde tesir bırakan vakalar. Diğer yandan da artık şu anda Almanya'da sosyal düzene bir nevi format atılıyor. Şu ana kadar hayatın sadece bir parçası olan dijitalleşme yavaş yavaş merkezi bir konuma geçiyor. Şu anda online mahkeme duruşmaları için bir kanun teklifi yapıldı. Üniversiteler bu dönem sadece uzaktan eğitim dersi verecekler. Yani mahkemeler online mi olacak? Yani duruşmalarda şu anda böyle bir ihtimalin var olduğu tartışılıyor ve bununla ilgili şu anda meclise bir kanun teklifi var. Şu anda mahkemeler de durmuş durumda. O yüzden bunu biraz aktif bir hale getirmek için online duruşmaları şu anda konuşuyorlar. Bunun olup olmayacağına dair önümüzdeki haftalarda daha çok bilgiye sahip olacağız. Ama genel olarak şu anda hayatın dört bir yanı internet üzerinden yürüdüğü için ben size bir iki tane örnek daha verebilirim. Şu anda spor ve egzersiz programları sadece internet üzerinden yapılıyor. Yani insanlar yoga kurslarını internet sitelerinden yapıyorlar. Kültür sahası da dijitalleşmeden nasibini alıyor. Yani insanlar müze ve ülke gezilerini şu anda sanal animasyonlarla gerçekleştiriyorlar. Mecburlar. Yani, ama şunu da söylemek lazım. Bunlar bütün bu gelişmeler ani bir şekilde ortaya çıkmadı veya hani nasıl diyelim afaki değildi. 2017 yılında zannediyorum bizim medyamızda da pek yer almadı ama çok ilginç bir hadise vücut bulmuştu Almanya'da. 2017 yılında Protestanlığın 500. yıl dönümü kutlanmıştı ve burada Protestan Kilisesi robot bir rahibi ortaya çıkarmıştı. İsmi de Bless You Too, yani sana da bir hayır dua edeyim diye bir robot rahip vardı. Göğsünde bir ekran, üzerine tıklayabiliyordunuz, istediğiniz duayı çıkarabiliyordunuz ve bu aslında teknolojik evrim veya daha doğrusu devrimin ne kadar ilerlediği ve insanı merkeze ne kadar koparma faaliyetinin yıllar evvel önce başlamış olduğuna dair bir ispatıdır. Almanya'daki şu anki güncel ve genel olarak söyleyebileceğimiz perspektifler bu şekilde. Bu müthiş önemli bir ayrıntı, robot rahip Protestanlar için. Artık insansız hava aracı, işte insansız kilise herhalde ve robotlarla, belki ayinleri de robotlarla yaparlar bir müddet sonra. Evet. Peki bu durumda evet. Paskalya nasıl idrak edildi? Evet, Paskalya aslında beklenildiği gibi soluk ve cansız bir şekilde kutlandı. Dini ayinler daha çok internet ve televizyon üzerinden aktarıldı. Koronavirüsünden ötürü şu anda mabetlerde dini ayinlerin yasak olduğu Almanya'nın genelinde zaten belirlenmişti. Burada, bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Geçen hafta bu kısıtlamalardan ötürü sadece Hristiyanlar nasibini almadı. Yahudilerin de Pesah bayramı vardı geçen çarşamba günü. Onlar da bir şekilde bu olağanüstü halde dini bayramlarını kutlamaya çalıştılar. Tabii burada şöyle bir ayrımı da yapmak lazım. Yahudilerde liberal Yahudi cemaatleri internet üzerinden yayınlarını yaptılar ve diğer Yahudilerle bir ortak zemin aramaya çalıştılar. Ortodoks Yahudiler ise bayram ve özel günlerinde teknolojik araçları kullanmanın yasak olduğundan ötürü sadece kendi evlerinde bu bayramı kutladılar.
Diğer yandan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa da Roma'da ilk defa cemaatsiz bir Paskalya ayini düzenledi. Bu sıra dışı ve Hristiyan tarihinde ilk olan hadise tepkisiz kalmadı. Yani bu tür yenilemelere karşı da bir tepkiler oldu. Özellikle Hessen eyaletinde Katolik bir fert anayasa mahkemesine bireysel başvuru yaptı ve dini ayinin, yani Paskalya'daki bu dini ayinin kiliselerde yapılması gerektiğini savundu. Ancak muvaffak olamadı. Anayasa Mahkemesi enfeksiyon tehlikesinin çok yüksek olmasından ötürü şu andaki yasa kanunlara uygun olarak telakki etti. Diğer yandan dini ayinlerin internet üzerinden yayınlanmasına karşı da tepkiler mevcuttu. Ben çok enteresan bir Katolik entelektüelin sözünü sizlere nakletmek istiyorum. Onun dini ayinlerin televizyondan izlenmesi acıktığınızda sadece bir yemek dergisine bakmaya benzediğini söyledi. Yani inananlar hakikatten koparılıyor ve dini ayinlerin çabucak bir şekilde tekrar mabetlerde başlatılması gerektiğine dair bir eleştirisi vardı. Paskalya'da da geneleksel olarak Alman Cumhurbaşkanı her sene halka kısa bir video hitabı ortaya koyar. Bu senede yapıldı. Alman Cumhurbaşkanı Frans-Walter Steinmeier sadece koronavirüsünden ve bunun doğurduğu meydan okumalarından bahsetti. Ona göre şu anda yaşadığımız bu salgın bir insanlık imtihanı. Normalleşme ve eskiye dönüş ile ilgili ise söylediği söz aslında şu anda sürekli duyduğumuz bir şey. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bunu her yerde rastlayabiliyoruz. Dünya eskisi gibi olmayacak. Ve bu muğlak açıklamanın ne manaya geldiğini kestirmek zor. Ama ben size bir misalle en basit şeylerin değişeceğine dair tahminlerimizi iletebilirim. Trump'ın danışmanı olan Dr. Anthony Fauci bize bu konuda ipucu veriyor ve dedi ki koronavirüs tecrübesinden sonra artık tokalaşmanın ebediyen ortadan kalkması lazım bir demeci var. Bu virüs krizi dini ve sosyal hayatı şu anda an itibariyle bu şekilde etkiliyor. Şimdi peki ne kadar iyi 7-6 dakikamız var, bu 6 dakikada da şununla ilgili tartışmaları öğrenmek istiyorum. Almanya'da, tabii Avrupa'nın başka ülkelerinde de var ve Batı'da muhakkak olacak devamında da, devlet anlayışı konusunda bir takım yeni sorgulamalar var. Ne yönde bu? Madem ki Cumhurbaşkanı'nın da konuşmasından hareketle hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak ama nasıl olacak henüz onu bilmiyoruz diyorsun. Ama devletle ilgili ne deniyor? Almanya ki sosyal bir devlet. Üstelik de savunma harcamaları yapmayan İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, o yüzden de başka konularda para harcayabilir bir ülke, yatırım yapabilir bir ülke. Ne diyorlar Almanya'da? Evet, zaten uzun zamandan beri demokrasinin, liberal düzenin ve hatta küresel dünyanın can çekiştiği iddia ediliyor. Burada müsaadenizle, zaten vaktimiz de var, biraz daha tafsilatlı yorumlamak istiyorum bu iddiaları. Şu anda Cambridge Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi David Runchman geçen günlerde Spiegel dergisine vermiş olduğu bir röportajda şöyle söylüyor: bildiğimiz demokrasiyi kurtarmamız mümkün değil. Yani eski o kadim anlayışı artık korumak mümkün değil. Hatta ve hatta şu anda dijital bir otokrasiye geçiş dönemini yaşıyoruz diye bunu ortaya koymuş. Hatırlarsanız geçen hafta da konuşmuştuk. Şu anda koronavirüsüne karşı en önemli enstrümanlardan bir tanesinin de verilerin olduğunu belirtmiştik. Google'un devletlerle birlikte yapmış olduğu çalışmalardan ötürü. Diğer yandan okumalarda sürekli rastladığım yaygın bir tez var. Koronavirüs salgınında otokratik devletlerin liberal devletlerden daha etkili bir yöntem kullandıklarına dair bir takım söylemler var. Bunlar tabii çok ilginç gelişmeler. Ancak bugüne gelen bu süreci tahlil etmekte fayda var ki bugünün dünya, devlet ve insan tasavvurunu daha iyi anlayalım. Özellikle Batı'daki son 200 yılda vücut bulan bir terakki, yani ilericilik felsefesi hakim. Bizim de ülkemizde ilericilik ve gericilik diye maalesef kabul edilmiş bir takım kategoriler var. Bu mefhumların ideolojik olduğunu bilmekte de fayda var. Bunlar asla masum kavramlar değil. Ve bu terakki felsefesinin felsefesini seçtiği birkaç örnek üzerine biraz daha netleştirmek istiyorum.
bugünü anlamak için. 1851 yılında Fransız mütefekkir veya filozof Auguste Comte teorisine der ki, pozitivist teorisine der ki, insanın terakkisi dinden kopuşuna bağlıdır. Yani insan ne kadar dinden kopuyorsa o kadar da ilerleme konusunda aşama kaydediyordur. Ve kendine göre bir kehanette bulunup bunun kesinlikle öyle olacağını söylemişti. Bu tabii fert veya toplum üzerindeki dini algısıydı. Peki devlet sistem üzerindeki telakki anlayışına karşı bizim kullanabileceğimiz bir teori var mı diyecek olursak, 1990'lı yıllarda özellikle Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte meşhur Fukuyama'nın tarihin sonu tezi var. Orada demokratik, liberal, kapitalist düzenin yayılmasıyla birlikte kamil manada en müthiş sistemin bulunduğuna dair bir öngörüsü vardı. Ve bu devletler arasında veya devlet kategorisindeki en radikal diyebileceğimiz terakki anlayışıydı. Bugüne dönecek olursak, Türkiye'de de çok iyi bilinen ve okunan Noah Harari'nin Homo Deus kitabı ve orada insanın ileride bir tanrı olacağına dair bir ifadesi ve konsepti var. Ve bu tezler şu anda ciddi bir buhrandan geçiyor. Yani ilkine dönecek olursak, Auguste Comte'un ortaya koymuş olduğu din yok olacaktır ki terakkinin aslında öngördüğü bir anlayış bu. Hayır, yani şu anda din yok olmamıştır ve dinamizmini kaybetmemiştir. Özellikle son yüzyılın ilk 20-30 senesine baktığımızda dine karşı dini bir şekilde bastırmaya çalışan büyük ideolojileri dini yok edememiş olmasından ötürü şu anda dinin aslında ikinci bir bahar yaşadığını, biz şu anda koronavirüsü döneminde bunu Avrupa'da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Din aslında şu anda daha çok keşfedilen bir ortak iyi olarak kabul ediliyor. O yüzden bu terakki anlayışını mesela şu anda kabul etmemiz mümkün değil. Çok demokratik. Çok teşekkür ediyoruz Osman Gülyeşil. Belki de tam yerinde kestik de cümleni, ama bir cümle ise alalım. Değilse haftaya devam ederiz. Yani bir cümleyle şunu söyleyebiliriz. Şu anda demokratik, liberal, kapitalist düzen ciddi manada sorgulanıyor. Ve bu yüzden de şu anda demokratik devletlerin aslında biraz daha otoriter bir sisteme dönüştüğünü görebiliyoruz. Ve bu da gelecekteki devlet tasavvuruyla ilgili bize birkaç ipucu verecektir. Bunu bence yakinen takip etmek lazım. Muhakkak devletler nasıl dönüşecek onu bilmiyoruz, ama belki senin de aktardığın gibi aslında uzun yıllardır, uzun onlarca yıldır, hatta Auguste Comte'dan beri iddia edilenlerin yerine batıda da filozofların başka bir dünyadan daha ciddi bir şekilde söz edeceğini ve talepkar olacağını düşünebiliriz galiba. Evet. Çok kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Osman Gülyeşil. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, bu akşam soruyorum da hem tıbbi veçesini koronanın, hem dünyanın muhtelif ülkelerinde nasıl yaşanıyor, ne tedbirler alınıyor, toplumda ve siyasette ne değişikliklere sebep oluyor. Bunu konuştuk ve diğer taraftan uluslararası ilişkiler boyutuyla koronayı ve Türkiye özelinde nasıl bir profil izlediğini anlamaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere.